24'e hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Yaklaşık 2 saat boyunca masada ne var diye soracağız, yanıtlarını arayacağız. Peki masada ne var derseniz hemen başlıkları paylaşmaya başlayayım, ardından sohbetimize geçelim. İlk başlığımız Türkiye'de darbe tehdidi meselesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan dönüşünde uçakta bu soruya yanıt verdi. Bir süredir konuşuluyordu ama artık daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. İkinci başlığımıza geçeyim. ABD-Rusya İdlib kapışması. İki elçilik sosyal medya üzerinden mesajlar verdi. Birbirlerine İdlib konusunda Türkiye üzerinden bize güvenin mesajları veriyorlardı. Ne kadar inandırıcıydı, bu soruya yanıt arayacağız. Ama tabii aynı zamanda işte ABD Başkanı Trump'ın paylaştığı bazı ifadeler vardı. Bir anlamda Türkiye'ye pembe mesajlar gönderiyorlardı. Rusya cephesinde de gelişmeler var. Ne oluyor, bunu da soracağız. Üçüncü başlığımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ziyaretiyle ilgili olacak. Çünkü ziyarette Erdoğan kendi evinde gibiydi. Parlamentoda hitap etti, sıralara vurdular, alkış tufanı koptu. Yani büyük ilgi alaka vardı. Aynı zamanda Pakistan medyası İslam ümmetinin lideri başlıklarıyla çıktı. Bu konuyu konuşacağız. Pakistan'dan ne istiyoruz, ne bekliyoruz, onlar bizden ne bekliyor, bunlara bakacağız. Ve son başlığımızsa dünyayı kasıp kavuran koronavirüsüyle ilgili olacak. Koronavirüsündeki son rakamları sürekli olarak paylaşıyoruz ama bir de görünmeyen boyutu var. Ya da yakında göreceğimiz boyutu, ekonomi boyutu. Zira IMF'den uyarılar geldi. Önümüzdeki 2 hafta çok kritik diye. Neden bu 2 hafta kritik ve bundan sonra ne olacak? Eğer Çin ekonomisi hastalanırsa, daha doğrusu ağır hastalanırsa dünya ne olur diye soracağız ve bunları konuşacağız. Kimlerle? Konuklarımla hemen tanıştırayım. Sayın Yusuf Alabarda, Sayın Sibel Karabel ve Sayın Metehan Demir. Hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Şimdi RAND Corporation diye bir düşünce kuruluşu olduğu söylenen bir yapı var ve bir rapor hazırladı Türkiye'ye dair. Bu raporda işte pek çok değerlendirmede bulunuyorlardı ve daha sonra bu değerlendirmelerden anlaşıldı ki Türkiye'deki özellikle askeriyedeki yapılanmadan, özellikle de FETÖ'cülerin temizlenmesi sonrası oluşan durumdan çok mutlu değil Amerika Birleşik Devletleri. Kimilerinin gölge CIA'de dediği bu kurum ne amaçlıyor, ne istiyor? Ve biz bu konuyu neden bir süre sonra konuşuyoruz? Yaklaşık bir 10 gün oldu neredeyse. Daha önce de aslında konuyu gündeme getirmiştik ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan dönüşünden sonra mevzu biraz daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Sayın Alabarda, sizle başlayalım isterseniz. Evet. Şimdi mesela RAND raporunda diyor ki orta kademe subaylarda bir rahatsızlık var. FETÖ soruşturmaları kendilerine uzanır diye korkuyorlar. Orta vadede darbe olabilir gibi ifadeler var bu raporda. Şuradan başlayalım. Türkiye'de neden darbe yapmak istiyorlar ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri bizden hala ne istiyor? Evet. O zaman konuyu biraz çerçevesini de belirleyerek evet, bir 3-4 dakika içerisinde özetlemek istiyorum. Şimdi askeri darbe tehdidi sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından yoktur dünyada. Romalı şair Juvenal'ın milattan sonra 100. yılda "Who guards the guardians?" Bizi koruyanların şerrinden bizi kim koruyacak sorusunu sorduğu günden bu yana elinde silahı olanlardan toplumu korumak ama elinde silahı olanları da aynı zamanda dış tehdide karşı kullanmak maksadıyla oluşturulmuş her türlü silahlı organizasyonun kontrolü yaklaşık olarak kaba tasnifle 2000 yıldan bu yana çok büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu darbeyle ilgili hususlar ve elinde silah tutan askerin kontrol altında tutulması hususu İngiltere'nin de Amerika Birleşik Devletleri'nin de Fransa'nın da hiç kuşkusuz çok dikkatli bir şekilde sahada takip etmiş oldukları husustur. Bununla ilgili akademik literatürde oluşturulmuş olunan en önemli söylem de silahlı kuvvetlerin demokratik gözetimi ve silahlı kuvvetlerin demokratik kullanması anlamına gelebilecek tabirler akademik literatüre girdi. Dolayısıyla bu anlamda baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri ordusuna örnek verirsek tarihinde hiçbir askeri darbe olmamasına rağmen hali hazırda silahlı kuvvetlerin demokratik gözetimi ve askeri darbelere yönelik olarak geliştirilen sivil asker ilişkileriyle ilgili bütün külliyat Samuel Huntington'ın 1950'li yıllarda kaleme almış olduğu Devlet ve Asker isimli kitaptan ki çok eski konulara tekabül etmektedir. Günümüzde çok fazla yeri kalmamıştır. 2020 yılına gelmiş olduğumuz günümüzde Thomas Bruno'dan Samuel Feiner'a kadar birçok teorisyen bunun nasıl olması gerektiğini ve silahlı gücün toplum üzerinde bir şiddet yaratmasının nasıl engellenmesi üzerinde birçok örnekler vermişlerdir. Hatta teşbihte hata olmaz ama akademik literatürde bu İngilizce yayınlanan makalelerde geçiyor. Silahlı güç bütün uluslararası camiada adeta bir evi bekleyen köpeğe benzetilerek ev sahibini ısırmayan
Fakat dışarıdan gelebilecek hırsıza karşı da merhametsiz olan bir oluşum gibi. Tekrar edeyim, teşbihte hata olmaz. Yani bunu bu metaforla açıklamışlardır her zaman. Şimdi bu noktadan baktığınızda askeri darbe tehdidi bütün dünya için geçerlidir. Ama Türkiye için baktığınızda tarihi darbeler ile ta 1800'lü yılları saymayalım, sadece Cumhuriyet tarihine eğer kıstas alırsak 1960'da, 71'de, 1980'de, 28 Şubat'ta, 27 Nisan'daki elektronik muhtırada ve en son 15 Temmuz hain kalkışmasına kadar geçen süre içerisinde tarihi askeri darbelerle bir şekilde bezenmiş bir ülke Türkiye. Peki tankların yürütülmesi en son seçenek mi oluyor? Öncesinde başka hamleler de yapılıyor. Tabii ki ona getireceğim hemen. Bunun içerisinde de hiç kuşkusuz darbenin bir şekilde yapılmasının iki gerekçesi var. Bunlardan bir tanesi içsel gerekçeler. İçeride zeminin hazırlanması, bombaların patlaması, efendim mesela kargaşa ortamının, güvensizlik ortamının toplumun içerisine deruhte edilmesi gibi şartlar hazırlanırken dışarıdan da Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere onlarla ilintili, irtibatlı bir organizasyonun mutlaka sahada olduğunu görüyoruz. Biz bunu 1971 yılındaki muhtıra sonrasında iktidara gelen Nihat Erim hükümetinin ceketini ilikleyerek Türkiye ile ilgili bütün hususlarda anahtarı teslim edecek şekilde Amerika'ya yapılmış olunan ziyarette de biliyoruz. 1980 yılında bizim çocuklar yaptı mesajından da biliyoruz. Darbeyi yapanların istisnasız bila kaydı şart bütün darbelerden sonra NATO'ya, CENTO'ya ve Batı'ya çakmış oldukları selamdan da biliyoruz. Dolayısıyla bu noktadan ele alındığında bana sorsanız Türkiye'de darbe tehdidi var mıdır? Bu zaviyeden bakıldığında her toplumda olduğu gibi Türkiye'de de vardır. Peki darbelerden korunmak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu anlamda ne yapmalı ki biz tekrardan darbelerle karşı karşıya kalmayalım? Çünkü konuşulan konular medya üzerinden ele alındığında genellikle daha çok hamaset üzerinden yürütülen noktalarda şey yapılıyor. Malumunuz olduğu üzere 15 Temmuz sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri çapında çok büyük reform hamlelerine imza atıldı. Darbelerin itera etmemesi açısından. Neydi bunlar? Kışlaların dışarıya çıkartılması, Milli Savunma Bakanlığı'nın altına Genelkurmay Başkanlığı'nın bağlanması. Bunlar salt. Darbeyi tek başına önleyecek tedbirler değil. 1960 darbesi olduğunda yine Genelkurmay Milli Savunma Bakanlığı'nın altındaydı ama mutlaka yapılması gereken hamlelerdi. Silahlı kuvvetlerde Milli Savunma Üniversitesi'nin müfredatının içerisinde mental anlamda değişimliğe imza atabilecek önemli müfredat değişiklikleri ki rant raporunun içerisinde Milli Savunma Müfredatı'nın mutlak surette tekrardan domine edilerek değiştirilmesiyle ilgili hükümler var. Adeta tüyleri diken diken etmesi gereken peki hususlar. Bunda şunun etkisi var mı? Mesela 15 Temmuz darbesinden sonra bir açıklama var. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Botel. Müttefiklerimiz Hotel. Bir bir tutuklanırken. Aynen. Şimdi yani, doğru işte söyledim içerideki yani organizasyon. Bir müttefikler oluşturulması durumu gerekiyor herhalde. Tabii ki yani darbeyi yapan unsurların 12 Eylül'de de 28 Şubat sürecinde de 15 Temmuz'da da o yurtta sulh bildirisi adı altındaki paçavrada yazanlar okunduğunda hep NATO ve Batı ülkelerine çakılmış olan selamı görürüz. Ama buradaki tehlike şudur İbrahim Bey. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde darbelerin tekrar itera etmemesi açısından yapılması gereken en kapsamlı en şumullu şey Milli Savunma Üniversitesi müfredatından çıkacak olan, elekten çıkacak her teğmenin, her assubay çavuşun ve daha sonra oradaki kurslardan geçirilecek her generalin mutlak surette demokratik zihniyeti içine sindirmiş bir fert olarak silahlı kuvvetlere girmesi lazım. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri müfredatını doktora düzeyinde incelemiş birisi olarak söyleyebilirim ki pratiğini bizzat sınavlarda yaptırıyorlar. Örneğin diyorlar ki siz Afganistan'da görev alan Amerikalı Orgeneral McChrystal'sınız. Örnek de doğrudur tabii. McChrystal Obama'yı şu konulardan dolayı eleştirdiği için silahlı kuvvetlerin üniforması içerisinde siyasete geliştirdiği eleştiriden dolayı kapının önüne koyuldu. Siz McChrystal olsanız haklı olarak düşünmüş olduğunuz bir takım tepkileri McChrystal gibi eleştirmeyip ne yapardınız? Öğrenci yazıyor, general düzeyinde yazıyor. Diyor ki ben McChrystal'ın yerinde orada orgeneral olsam söz konusu itirazlarımı Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili toplantılarda dile getirirdim, raporlaştırırdım ve başkomutana ulaşacak şekilde tedbir alırdım gibi bizzat bunu kağıda dökerek pratiğini yapıyor. Biz bunu Milli Savunma Üniversitesi'nin sadece İstanbul'daki yerleşkesinde değil, yurt satına yayılmış olunan bütün okullarında bila kaydı şart öğretmemiz lazım ki rant raporu açısından da en tehlikeli görülen şey budur. Bir iki cümleyle de tamamlayacağım. 15 Temmuz gecesi gerçekten vatanın kahraman evlatları olarak darbeye direnen generalleri dinlediğimde ki Allah onlardan razı olsun altını çiziyorum.
Ben bana emir geldiğinde o gece altına baktım. Altında hiyerarşik bir emir olmadığını gördüm. Ve bununla ilgili olarak ilgili ordu komutanını ikaz ettim ve darbeye direnme kararı aldım diyor. Şimdi bu çok güzel bir şey ama demek ki altında hiyerarşik anlamda bir imza olsa aynı zamanda da darbeye katılımın tescillenmiş halidir bu. Dolayısıyla bizde darbelerin önlenmesi maksadıyla alınmış olunan bütün hamlelere... Yani o akşam Hulusi Akarpaşa Genelkurmay Başkanı'ydı o dönemde imzalamış olsaydı FETÖ'cülerin verdiği her şey belgeyi her şey olabilir diyorsunuz. İşte bunun önüne geçmek için Hı-hı. silahlı kuvvetlerde kişilerden arındırılmış olarak söylüyorum. İster Milli Savunma Bakanı, ister Genelkurmay Başkanı, ister Kara Kuvvetleri Komutanı, isterse de Cemal Madanoğlu ismindeki bir albay, isterse Talat Aydemir gibi bir albay. Ne zaman ki bir emir yazıp altındakilere buyur bu emirdir, silahlı kuvvetler olarak yönetime el koyuyoruz diyerek kendi altındaki bir or generale, kor generale, tu generale bu emri verdiğinde emri alan sizi anayasaya müdahil olmaktan dolayı tevkif ediyorum diyen generalleri sahaya sürersek darbe tehdidi o zaman ortadan kalkmış olur. Dolayısıyla biz darbecilerin meclise yapmış olduğu bombaları Alman parlamentosunun üyelerine, Fransa parlamentosunun üyelerine, İngiltere'ye parlamentosunun üyelerine göstermek ve acziyetimizi ortaya koymak yerine sahada karşılığı olan net pratikleri evet. mutlak surette sahaya sürmek zorundayız. Peki. Şimdi size devam edelim isterseniz. Şöyle bir sorum olacak. Bugün aslında Havelsan'dan gelen güzel bir haberi okudum ve şöyle diyordu. İşte oradaki genç mühendisler yurt dışında görevlerini bırakmışlar ve Havelsan'a gelmişler. Onlarla bir röportaj yapmış Anadolu Ajansı. İfadeleri bazıları şöyle diyor ki yani ben şöyle düşündüm. Ben bu yurda üniversite okudum, doktora yaptım. Bu ülke bana bir sürü imkanlar sağladı. Gittim yurt dışına da fakat vatan hasreti, işte aile hasreti ağır bastı ve geri döndüm. Şimdi şurada şunu soracağım. Bu darbe ortamlarının hazırlanma sürecinde ekonomik gidişatın bozulması ya da ülkenin gelişiminin önüne set çekilmesi de etkili oluyor mu sizce? Şuraya bağlayacağım konuyu. Bu mühendisler geri gelebiliyorsa, onlar da şunu söylüyorlar. Bizim buraya dönebiliyorsak savunma sanayisinde bize alan açılmış olmasından dolayı, bizim burada çalışma imkanımız olmasından dolayı diyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz darbe süreçlerine giden evet. ülkelerdeki ekonomik yapı üzerinden biraz gelelim isterseniz. Kanımca kesinlikle çok ilintili. Çünkü darbe sadece askeri darbe demek değil. Bir takım farklı unsurları da var. Ona giden yollar var daha doğrusu. Hı-hı. O yolların açılması ya da manipüle etmesi gerekiyor. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri Çin arasında şu an ticaret savaşlarını konuşuyoruz. Ekonomi adı altında her türlü enstrüman kullanılıyor. Görüyoruz, gözlemliyoruz. İşte kur manipülatörü olduğuyla iddia ediliyor. Teknoloji işin içine girdiği nadir metaller bile konuşuldu. Yani Trump'ın ilk yola çıktığı ticaret açığı argümanının üzerinden 2 sene zarfında o kadar çok şey değişti ki ekonomik savaş artık farklı hibrit bir savaşa dönüştü. Dediğinize çok katılıyorum. Ben Sayın Yusuf Bey'e birkaç şey eklemek isterim. Yani Latin Amerika'da sadece Amerika'nın yani dahil olduğu, karıştığı 56 tane darbe var. Bu 56 darbenin hepsi askeri darbe değil. Askeri darbe de olsa işte Venezuela'da görüyoruz, Guaydı Kolombiya'da görüyoruz, Huawei'de görüyoruz, her yerde görüyoruz. Ekonomik enstrümantallar kullanılan argümanlar darbeye yol açan, darbenin yönünü açan, yolunu açan enstrümanlar. Birkaç rant raporuyla ilgili birkaç eklemem buyurun. Daha olacak. Aslında siz söyleyince şey aklıma geldi. ABD Başkanı Trump'ın işte geçtiğimiz zamanlarda yaptığı işte ekonominize gerekli saldırıları ya da işte gerekli gazabı gösterdim daha beter yaparım açıklamaları da aklıma tabii, geldi. Yani zemin oturuyor aslında birçok konuda. Tabii kesinlikle. Çünkü ekonominiz zayıflarsa küresel ticaretteki payınız tabii. En önemlisi algı ve psikoloji yönetimi ki yani yatırım riskleriniz azalacak, artacak. Küresel ekonomideki payınız azalacak. Karşılıklı bağımlılık ama aynı sürekli artıyor. Böyle bir ters orantı oluşacak ve bu hoşnutsuzluk sosyal baskıya, sosyal hoşnutsuzluğa sebep olacak. Yani Avrupa ülkelerinde de bu var. Sadece darbe olması gerekmiyor. İşte Fransa'da gözlemliyoruz. Hı hı. Çok uzun zamandır. Çünkü Fransa Avrupa'nın kronik işsizliğinin en yüksek olduğu ülkelerden biri. İşte farklı reformlar, farklı alanda beklentilerle Macron'a karşı çok önemli bir duruş sergilendi. Ben tekrar rant raporuna dönmek istiyorum. Hı hı. Ben bu kurumun raporlarını çok uzun zamandır neredeyse her raporunu takip ediyorum. Özellikle alanımla ilgili çalışmalarında. 2012 yılında bir rapor var. İran'la savaşta hangi enstrümanları kullanabiliriz? Yani şimdi bu kuruluş öyle bir kuruluş ki şey olarak da bakmak gerekiyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Kore ile olan iki tane görüşmesi oldu. İki önemli zirvesi oldu. Bu zirvede mesela Baltın'a akıl veren kurumlardan bir tanesi de Rand'tır. Ve mesela Libya modelini önerdi.
Kuzey Kore işte Kim Jong-un kıyametler kopardı. Libya modeli şu demek, bütün envanterini Amerika'da işte Oakley'de bir yere bütün teknik ekibini dahil, teknik bilim insanlarını dahil oraya aktaracak, elinde hiçbir şey kalmayacak. Yani Kaddafi'nin başına gelenler onun başına gelecek. Yani rejim değişikliğini öneriyor. Yani bu kurumun Türkiye için olan argümanlarına bakılırken biraz da küresel perspektifte bakmak. Peki neden yani sizce bu tür raporlara sızdırıyorlar gerekiyor acaba? Yani tabii bu özellikle manipülatif. Yani bu kurumun ilk ihtilaflı raporu değil bu. Bu özellikle yapılan manipülatif. Yani Türkiye için mesela bahsedilen senaryolara bakalım bu rapordaki, son rapordaki. İşte zorlu müttefik gibi bir kavram kullanılmış. Şimdi bu o kadar ironik ki Münih Güvenlik Konferansı'nda Steinmeier şöyle bir şey dedi. Batısızlık ilk defa. Yani artık Atlantik hattında öyle bir fayda kırılma hattı var ki, özellikle Trump sonrasında gelişen, yani artık Batı bildiğimiz gibi Batı bloğu olarak adlandırmıyoruz. Şimdi böyle bir konjonktürde Rand'ın raporunu çok da ciddi tabii ki önlemleri almak ve hani farklı bir yere iter ama ihtilaflı raporu özellikle provokatif yapıldığını düşünüyorum ve çok uzun zamandır da takip ettiğim için gereği kadar değer vermek gerektiğine inanıyorum. Kendinize güvenelim diyorsunuz bu konularda millete. Yani çünkü Türkiye artık eski Türkiye değil, bir de konjonktür çok değişti. Eski, dediğim gibi batısızlık çok önemli bir argüman. Yani daha önceki Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşulan temalar, anahtar kelimeler de bu seneki çok farklı. Ve giderek Amerika'nın bu yarattığı kırılgan fay hattı giderek Batı'yı bölüyor. Batı kendi içinde de bölünüyor. Dolayısıyla gerçi Pompeo'nun bir açıklaması vardı. Atlantik İttifak ucunu yitirdi. Evet. Dememiz çok yerinde değil gibi. Hani biz hala çok güçlüyüz mesajları verdi ama. Evet ama içeriden de içinden de bakmak gerekiyor. İçindeki her bir ülkenin, her bir ulusun kendi menfaatleriyle de değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla ben şunu görüyorum. Özellikle savunma sanayinde bu konuda da kendi çalıştığım kurumda da bir sürü araştırma yapıldı. Birçok araştırma yapıldı ve ben de dahil oldum. Türkiye'deki milli savunma hamlelerine de yani en azından röportaj yapma şansım oldu. Ve ben de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gurur duyuyorum yapılan. Yani milli ve yerli ne demek? Bunu çok iyi bilmek, çok iyi bu kavramları oturtmak gerekiyor ve giden beyin gücünü tekrar bu şekilde geri dönüyor olması gelecek nesiller için çok umut vaat edici tabii ki. İşte tam bu sebepten darbeye ihtiyaç duyabilirler. Evet bu da tabii ki bu da ama yine de hani kurumsallaşma burada çok önemli. Tabii, kurumsallaşma önemli. Çok çok önemli. Yani nasıl mücadele edilir? Ya Çin'e yani çalıştığım alanlardan çok örnek verebilirim. Çin Amerika ile nasıl mücadele ediyor? Yani dünyanın bir numaralı ekonomisi sadece ekonomiyle değil. Yani tek Arge merkezi, askeri gücü. Yani askeri olarak şu an belki Çin mücadele edemez. Çünkü Amerika dünyanın en büyük yani ilk 6 ülkesinden daha fazla askeri güce sahip. Hani harcama ve gayri safi hasılasının askeri savunma bütçesinin oranı da çok yüksek. Dolayısıyla orada değil ama bir sürü gücün artık uluslararası ilişkilerde gücün bir sürü yani sadece sert güç değil, yumuşak güç değil, akıllı güç de var. Öyle bir kavram da ortaya atıldı. Dolayısıyla yani iki sorunuza da şöyle özetle cevap verebilirim. Darbeyi sadece askeri darbe olarak algılamamak gerekiyor. Kurumsallık çok önemli bir savaşma ve mücadele metodudur. Her alanda kurumsallaşma, hiyerarşinin düzgün işlemesi. Dolayısıyla ekonomik enstrümanların özellikle Amerika-Çin ticaret savaşlarında da nasıl hunharca kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla dikkatli olmak gerekiyor. Peki. Şimdi Sayın Metehan'la bir şöyle devam edeceğim. Şimdi hafta içinde Rize Emniyet Müdürü Sayın Verdi'nin şehit edilmesi olayıyla ilgili olarak gelişmeler yaşandı ve FETÖ'nün tetikçinin FETÖ'yle 26 ayrı bağlantısının olduğu tespit edildi. Bunlar resmi bilgiler. Aynı zamanda cezaevinde kaldığı kişinin de işte FETÖ'nün talimatıyla bu suikastı işlediğine dair beyanları da oldu. Aynı zamanda geçtiğimiz haftada işte bu MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın tutuklanması sürecine giden o krizi de bir kez daha hatırladık. MİT krizini de bir kez daha hatırladık. Sorumu şuradan soracağım. Şimdi yeniden darbe meseleleri konuşulmaya başlandığında acaba dedim hani başka konseptlerle doğrudan tankları sahaya çıkarmak yerine başka konseptlerle de bu tür bir organizasyon yapılabilir mi diye. Hadi biraz daha uçayım ben. Siz düzeltin lütfen. İşte mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işte erken seçime zorlamanın yollarını arayacak bir başka ikna süreçleri işleyebilir mi? Çünkü Türkiye siyasetinde biz gördük ki bazı milletvekillerinin çok rahat ikna edilebildiğini, işte bazı partileri parçalamak için siyaset mühendisliğine soyunulduğunu gördük. O yüzden şeyi sormak istiyorum yani şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle tanklarla ya da vatandaşa silah çekerek yapılacak darbeyle ilgili duruşu çok netti. Bu yüzden başka hamleler geliştirilebilir mi diye merak ettim. Bununla ilgili başka sorularım da olacak. Evet. Şimdi ben değerli
Hani konuklarımıza çok fazla ekleyebileceğim bir şey yok ama farklı bir açıyı ben bu soru paralelinde gündeme getireyim. Birincisi İbrahim şu var. Darbe deyince sadece tankların, topların, tüfeklerin içinde olduğu bir kalkışma, bir hareket değil de ben bunu çeşitli farklı başlıklarla biraz açmak istiyorum. Birincisi terör, psikolojik harp, her türlü nifak, fitne sokarak toplum içindeki kutuplaşmaların daha keskin hale getirilebilmesi, toplumda tüm grupların birbirine düşman edilmesi gibi olasılıkların kullanılarak toplumda bir huzursuzluk yaratılması birincisi. İkincisi yönetimin şu ya da bu şekilde ele geçirmek için her türlü yolun denenmesi. Üçüncüsü seçilmiş iradeye, seçilmişlere karşı onları devirmeyi düşünen, onları devirmeyi planlayan farklı planların yapılması. 4. Milli iradenin yok sayılması ve milli iradenin ezilmesi için her tür cebriyen ve hilenin uygulanması. 5. Dış güçlerden medet uman siyasi yapılara yaklaşarak ülkenin, devletin zayıflatılması anlamında onların en iyi şekilde bir aparat olarak kullanılması. 6. Ülkenin imajının olabildiğince zedelenmesi için elinden gelenin yapılması ve bunun için de bu yapılırken de ülkenin içine kapanması, insanlarda umutsuzluk, geleceğe ait ümitsizlik yaratılması duygusunu oluşturulması. Son olarak da tabii ki siyasi dengelerdeki açıkların ve en başta saydığım bu fitne fesat da kullanarak, düşmanlıkların iyice kullanarak ülkede adı konmamış bir iç savaşında yaratılmaya çalışılması. Bunların her biri darbe girişimidir. Şimdi hatırlayalım. Bu 15 Temmuz'daki büyük ihanet sonrası Türkiye korkunç ve çok kanlı bir terör saldırıları serisiyle karşılaşmıştı. Evet. Hatırlıyor musunuz? Aşağı yukarı 5-6 günde bir çok büyük acılarla karşılaşıyorduk. Bu da bir darbe girişimiydi. Ya bu da zemin hazırlama. Yani toplumda umutsuzluk yaratma, belirsizlik yaratma, insanlarda demoralizasyon oluşturma amaçlı bunlar girişimdi. Bir 31 Aralık gecesine kadar korkunç saldırılarla karşılaştık. Kayseri'den İstiklal Caddesi'ne, Reyna saldırısından Gar saldırısına, Merasim Sokak'tan o stadyumdaki polislerimizin şehit edildi, alçak saldırı. Çok sayıda bunu artırabiliriz. Yani bunlar da birer darbe girişimi. Çünkü bunlar demin saydığım başlıklar üzerinden Türkiye'ye oynananlardı. Zaten mesele karşınızdakiler bu adilik ve alçaklıkları hep hayatları boyunca yapmaya alışıklar. Demin hocam doğru söylüyor. Rand Corporation raporu da bir psikolojik harekatın uzantısıdır. Gizli yapsalar bunu el altından duyurmayabilirlerdi. Bilerek duyuruyor ki bu demin anlattığım umutsuzluk, ya bak neler yapıyorlarmış, tüh tüh vafa düşüncelerin artması için, bu tartışmanın artması için yapıyorlar. Duruşunu bozmayacaksın İbrahim. Türkiye'nin 15 Temmuz hikayesi, o alçaklık, o vatan hainliği hikayesinin, ama Türkiye 16 Temmuz sabahında da yazdığı çok büyük bir hikaye vardı. Daha bugün ben bir yerde konuştum. 16 Temmuz sabahı hiçbir ülke, değil mi Yusuf Alabar'da, kepenkleri açıp ya yoluna devam edip Ağustos ayında da Suriye'de Fırat Kalkanı harekatını yapamazdı. Bu Türkiye'nin de büyüklüğüdür. İşte o duruşunu bozmayacaksın. İçeride kavga et, kaşını gözünü oyuyor millet zaten, görüyorsun çok kötü. Ama bu durumlarda hata yaparsan, işte Rand Corporation raporu orada. Adamların neler düşündüğü de ortada. Aklımızı başımıza toplayacağız. Evet. Devir elimizdeki telefonları satır gibi birbirimize sallama değil. Milli konularda beraber hareket edip diğer konularda anlaşamayabiliriz. O yanlış, bu doğru. Konuşacağız tabii canım. Her şeye de sürekli doğru, sürekli yanlış da denmez. İyilere iyi, doğrulara, yanlışlara yanlış diyeceğiz. Ama bu meselelerin şakası yok. Bak hiç şakası yok. Çünkü adamların şakası yok. Bugüne kadar şaka yapan bir Amerika, şaka yapan bir Rusya ya da bir İngiltere falan gördük mü? Ne kadar şakacılarmış, ne kadar şekerlermiş diyebileceğiniz bir tane örnek var mı? Yaptıkları her samimi açıklamanın arkasından bin musibetle karşılaşmadık mı? O açıdan ben bunların yaptıklarına hiç şaşırmam. Önemli olan bizim ne yaptığımız, nasıl durduğumuz. Sen beraber yani duramazsan. Yani darbeden korkmadan ama hep teyakkuz halinde bozmadan. Bozmayacaksın. Senin belli kuralların olacak. Bir de o gün 15 Temmuz gecesi Türk halkının duruşu herhalde tüm dünyanın hafızasına kazınmıştır. Ben o Boğaz Köprüsü'ndeki görüntüyü hiç unutamıyorum. Milyonlar geldi o köprüye. Hatırlıyorsunuz o duruş için, o büyük anma töreninde bile. Halk oradaydı. Türkiye Cumhuriyeti de oradaydı. Ben bir iki cümle ekleyeceğim Metin bitirince. Ama şu dediğim gibi hiç kimseyi demoralize etmeden, hiçbirimizi küçümsemeden, yaptıklarımıza senin yaptığın da neymiş, sen de şusun demeden, ülkeyi seven hiç kimseyi küstürmeden hep beraber yürüyeceğiz. Bu çok önemli. Çünkü darbeci zihniyet bu her açıdan saldırıya geçebilir. Ama saldırıya geçtiğinde İbrahim Güneş şu partidenmiş, bu da bu partidenmiş demez. Ülke elinden gider. Bak Suriye örneği yanı başımıza, Allah korusun. Kendisine hep söylüyoruz ama bak çok önemli. O bucanda
çocuğuyla vatan arayan babayı hiç unutmamak lazım Macaristan'da. Bu çok çok önemli bir şey. Lütfen, yani bu benim için en hassas konu. Ben bir iki cümle eklemek istiyorum. Peki, ben orada bir ek de yapacaktım ama özellikle FETÖ ile ilgili, ama buyurun. Çok kısa sürecek. Şimdi bakın, şöyle bir yanılsama içerisine de medyada giriliyor. Darbe FETÖ darbesinden ibaret değildir. Evet. 27 Mayıs darbesini yapanlar, 28 Şubat'ta tank yürütenler, elektronik muhtırayı veren zihniyet hala diri bir vaziyette içimizdedir. Çünkü mental değişim hiçbir şekilde gerçekleşmemiştir. Hatta darbe gecesi rakı kadehini kaldırıp biz en son bu manzarayı 36 yıl önce görmüştük diyen kişi hali hazırda Edirne'de belediye başkanlığı görevinde bulunmaktadır. Rant raporuyla ilgili darbe konuları gündeme getirildiğinden bu yana Türkiye'de ana muhalefetin liderinden tek kelime bugüne kadar bir cevap çıkmamıştır. Ve dolayısıyla darbeyi sadece FETÖ'den ibaret görürsek, Türkiye'de diğer kesimlerin de darbe yapmayacağını düşünür isek büyük bir yanılgının içerisine girmiş oluruz. Haddi zatında şahsen tanıdığım 28 Şubat sürecinde bu milletin her türden değerine küfreden, hakaret eden emekli bir takım generalleri bugün televizyon ekranlarında maalesef darbe karşıtı insanlar gibi izlemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bunun çok iyi algılanması gerekmektedir diye düşünüyorum. Çünkü darbeci kafanın hiçbir şekilde bir mental reformasyon sürecinden geçmediğini. Bir de bu herhalde birkaç nesil isteyen bir durum galiba, böyle birkaç yılda değil de. Birkaç nesil, bir de şiddetli cezalar isteyen bir husus. Dolayısıyla hala 28 Şubat sürecindekilerin bir yargılama sonucunda kuvvetli cezalarla kamuoyunun vicdanını rahatlatacak şekilde ceza almadığını biliyoruz. En azından 15 Temmuz bu açıdan bizim için güzel bir ümitlenme vesilesidir diye düşünüyorum. Bir de şunu ortaya koyalım. Kim ne derse desin. Yani iyi cümlelerle burada ortamı belki yumuşatabiliriz ama şunu unutmamak lazım ki bu ülkede gerçekten askeri darbe olduğunda ve tanklar dışarıya çıktığında Edirne Belediye Başkanı örneğinde olduğu gibi birçok farklı noktalarda oh sonunda olan oldu, hadi bakalım Recep Tayyip Erdoğan bundan sonra gitsin hesabını versin diye sosyal medyada yapılmış yüzlerce paylaşımında olduğunu biliyoruz. Bütün bu ahval şerait içerisinde dahil olmak üzere bize düşen darbe noktasında hocamın söylemiş olduğu kurumsal tedbirleri mutlak surette almak zorundayız. Ben şuna inanıyorum ya da inanmak istiyorum ki bu vakitten sonra Gazi Meclisi bombalayan, külliyeyi bombalayan, milletin üzerine helikopterlerle saldıranlara yönelik olarak bu milletin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın belirlemiş olduğu ya da başkomutanın belirlemiş olduğu resmi anlamda resmi bir belgeye dayandırılan elinde her türden hava aracına karşı kullanabileceği, darbecileri kastederek söylüyorum, ya da tankları bu milletin kafasının üzerinden geçirenlere karşı TOW silahını kullanabilecek bir takım birimlerin mutlaka şimdiden hazırlanmamış olması lazım gelir. Çünkü aksi takdirde siz o tanka, siz o F-16'lara boyun eğmek durumunda kalırsınız ki bu Türkiye'de bir iç savaş demektir. Dolayısıyla bunun yaşanmaması için herkes şunu bilmeli ki o milletin sana namus olarak vermiş olduğu helikopteri, milletin sana namus olarak vermiş olduğu tayyareyi bir terör örgütü olarak ister FETÖ ister bilmem ne, çünkü darbe FETÖ'cülerden ibaret değil, bu milletin başında bomba patlatmak maksadıyla kullanırsan seni düşürmek anamızın ak sütü kadar helaldir. Dolayısıyla bu noktada da İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere ben ilgili kurumların gerekli tedbirleri almış olduğuna inanmak istiyorum. Peki. Sayın Karabey, şöyle bir sorum da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları üzerinden gidelim biraz. Sonra başka sorularım da gelecek. Şimdi Erdoğan'a işte bu konular soruluyor. Özellikle Enver Altaylı iddianamesi üzerinden bu mesele açılıyor bir kez daha. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki yani bu saatten sonra diyor, doğrudan böyle bir darbe teşebbüsü olacağını ben ihtimal vermiyorum ama diyor, böyle bir şey olursa da milletim kapıdan dışarı çıkayım mı çıkmayayım mı diye düşünmez. Elinde neyi var neyi yoksa herkes meydanlara dökülür diyor. Ve inanıyorum ki darbe heveslerine milletimiz gereken cevabı da meydanlarda farklı bir şekilde verebilecek bir güce ve potansiyeli ve imana sahiptir diyor. Yani şunu söyleyeceğim. Darbeciyi bu kadar artık belli ki bundan sonra yani bir ölüm kalım hattında olacak böyle bir şey oldu. Ne motive ediyor olabilir bu insanları? Yani hani kendi milletini bombalayacak, kendi milletini katledecek, kendi milletini doğrudan karşı karşıya gelecek kadar ne vaat ediliyor olabilir bu insanlara da neyle motive ediliyor olabilirler sizce? Öncelikle ben şey tarafından yani halk cihetinden cevap vermek isterim. Yani
Çok enteresan darbe deyince hani ben yaş itibariyle çok darbe yani Allah korusun hiç görmeyiz inşallah da görmüş biri değilim. Ve darbe girişimi olduğu vakit evimdeydim. İşte o uçakların çok evin yanı başından uçtuğunu gördüm. Gerçekten çok tedirgin edici ve çocuklarım da yanımdaydı. Çok gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi Allah bir daha bu millete yaşatmasın bunu. Gerçekten ben Mete Bey'e de çok katılıyorum. Sayın Yusuf Bey'e de çok katılıyorum. Şu şekilde şakası yok bir. Bu hem bu insanların şakası yok hem bu durumun şakası yok. Yani burada bir ayrışmanın kimseye bir faydası yok. Farklı durumlarda herkesin belirli bir ideolojisi, belirli dünya görüşü olabilir. Ama bu o kadar kilit bir mevzu ki burada bir küçücük bir çatlak, küçücük bir sızıntı, farklı hangi enstrüman olursa olsun, ekonomik olsun, psikolojik olsun, işte sosyal medya üzerinden olsun, bu çatlağa izin verilmemeli. Bu halk öyle bir halk ki F-16'lara sandalye fırlatan bir halk. Terlik yani evet çok ilginç bu çünkü bu hakikaten hani batılı gözüyle bunu biraz ben darbe sonrasında bir söylem analizi yapmıştım bir çalışma için. Batılı medyada yani bunu diğer işte Afrin operasyonunda da yaptım birkaç şeyde de yaptım. Hani Batı'nın medya outletlerinde söylem diskur analizi olarak nasıl geçiyor diye. Evet Batı çok geç kaldı. Darbeyi hani Türkiye'ye yönelik sözlü girişimlerinde çok geç kaldı. Fakat şöyle bir durum var. Batı bile anladı. Batı bile Türkiye'nin bu durumuna yani şöyle ifade edeyim. O kadar ekstra ve o kadar halkın bilinçlendiği bir nokta ki Batı bile saygı duymak durumunda kaldı. Yani Batı derken özellikle Avrupa'yı kastediyorum. Avrupa Birliği ülkelerini kastediyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Bir daha böyle bu tarz bir darbenin olabileceğini inanmak istemiyorum öncelikle. Peki şimdi söz Batı'ya gelmişken şöyle bir sorum olacak. Şimdi FETÖ sanığı Enver Altaylı cezaevinde eski istihbaratçı Sincan cezaevinde kalıyor. Liste suçlama listesi epey kabarık iddianameye bakılırsa. Benim burada dikkatimi çeken şu Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann. 1,5 yıl içerisinde 9 ayrı cezaevi ziyareti yapıyor. Görüşmeler gerçekleştiriyor. Enver Altaylı'nın iddianamesine baktığımızda da işte Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanıyla 1000'e yakın görüşmesi var. Kontrollü darbe döneminde özellikle bu görüşmeler yapılmış. Sonra işte bu ABD'deki Halk Bankası'nın o kumpas davası ile ilgili sözde delilleri götüren emniyet müdürüyle irtibatları var. Biraz karışık ilişkileri var. Beni orada ilginç bulduğum ya da ilgilendiren bölüm şey şu. Hani Batı, hani demokrasiye bu kadar sevdalı, bu kadar seven Batı neden bu tür sanıklarla bu kadar yakından ilgili alakalı? Yani mesela bir büyükelçi bir FETÖ sanığını niye cezaevinde defalarca ziyaret eder, ne konuşur? Hani bir başka soru tabii Adalet Bakanlığı niye izin veriyor sorusu aklıma geldi o dönemde. Yusuf'a soruyorsun herhalde. Ben de soruyu şöyle biraz açayım Yusuf için. Estağfurullah sen yavaş yavaş. Yok ben bir şey söyleyeceğim. Seni dinle merakla bekliyorum ne söyleyeceğini de. Yani bugüne kadar Batı'dan İbrahim, sevgili İbrahim hani ya müthiş hareketler sergilediler de son yaptıkları bizi şaşırttı diyebileceğimiz bir iyi örnek varsa onu da ekleyerek hani söyleyelim. Ben bir şey görmediğim için onu da belki hani hatırlayabilirsek. Niçin Batı bu kadar pervasız bir şekilde... Mesela Almanya niye FETÖ'cülerin üssü oldu sorusu da aklıma geliyor aynı zamanda. Şimdi şöyle bir şey. Özellikle Türkiye boyutundaki Enver Altaylı örneği üzerinden ve diğerleri üzerinden gittiğimizde bugüne kadar meydanı boş buldukları için. Bunun net cevabı bu. Bugüne kadar bu şekilde ilişkiler ağı içerisinde bulunmanın kimseye bir bedeli olmamış bu ülkede. Bu ülkede eski MİT müsteşarı Fuat Doğu'nun hatıralarında yazdığı üzere bu ülkenin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bütçesini CIA'nin çıkarttığı, ekonomiyle ilgili bürokratlarının IMF tarafından atandığı bir ülkede acaba bu ilişkiler ağı kapsamında 1950'li yıllardan günümüze kadar geçen 70 yıllık süre içerisinde bu ilişkiler ağını geliştirmiş olunan elçilikler vasıtasıyla ilgili network bundan bir gecede vazgeçer mi? Dolayısıyla Enver Altaylı'nın yakalanmadan önce yapmış olduğu telefon görüşmeleri iddianamelere yansıdı. Yansıyan iddianamelerdeki eğer iddialar doğru ise Enver Altaylı'nın çok net bir şekilde elçilikler içindeki network'ün içerisinde olduğu gözüküyor. Daha başka bir şey söyleyeyim. MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili olayda görev alan FETÖ'cü savcıların
Amerika Birleşik Devletleri'ne ait büyükelçilik ile kaç defa telefon görüşmesi yaptı. Resmi olarak bu ülkenin Adalet Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu iddianamenin içerisinde onlar var. Onlar da FETÖ sanıklarıyla ilgili yargılamaları yakından takip ediyorlar. ABD elçiliği de. Başka bir şey daha söyleyeyim ilgili size. Hatta 15 Temmuz sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'ne ait santralden, büyükelçilik santralinden Adil Öksüz ve ekibine yönelik olarak aramaların yapıldığı, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nın sormuş olduğu sual karşısında niçin arandığına yönelik olarak cevap ne dediler? Pasaportlarını iptal edildiğini söylemek için aradık. Yani benim pasaportum iptal edildiğinde bana söylüyor musunuz? Rutininiz bu değil ki. Niçin aynı rutini Adil Öksüz'e yönelik olarak gerçekleştiriyorsunuz? Bak, bir aşama daha öte gideyim. Yani pervasızlığın boyutunu anlarsak, neden bugüne kadar bu kadar rahat bir şekilde geldiklerini ve bugün başta Tayyip Erdoğan olmak üzere mevcut hükümetten rahatsızlıklarının son derece bu noktalara gelmesinin sebebinin ne olduğunu çok rahatlıkla anlayabiliriz. Bakın, bu ülkede mali polis şefi Halk Bankası'na ait dava ile ilgili bütün dokümanları 12-13 klasör şeklinde bir çuvalın içerisine koydu. Edirne İpsala'nın sınır kapısından geçti. FBI yardımıyla Yunanistan'dan sonra iki ülke daha geçti ve bir tayyareyle Amerika Birleşik Devletleri'ne vasıl oldu. Olduktan sonra evrakları teslim etti. Kendisine koruma verildi, ev verildi, para verildi. Bunların hepsi resmi evrak. Evet. Ve bu FETÖ'cü mali savcının vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda bu ülkenin namuslu bankacılarından Hakan Atilla pisi pisine Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 küsur yıla yakın cezaevinde tevkif edildi. New York'ta kurulmuş olan çadır mahkemesiyle. Bu aynı zamanda neyin tesciliydi? Şunun tesciliydi. Müttefik olduğumuzu iddia ettiğimiz Amerika Birleşik Devletleri içimize sokmuş olduğu etki ajanları vasıtasıyla bir gün geldi Halk Bankası'na ait evrakları ele geçirdi. Diğer gün geldi Özel Harp Dairesi'nin içerisindeki evrakları kamyon ile fotokopi çekip ilgili gitmesi gereken yerlere gönderdi. Dolayısıyla bu kadar fütursuz ve pervasız bir şekilde 70 yılını geçiren bir yapının ister Alman Büyükelçiliği olsun ister Amerikan Büyükelçiliği olsun bir gecede bütün bu network'ünü unutması mümkün mü? Ben sebebini buna bağlıyorum. Yatırımlarını koruyorlar diyorsunuz. Tabii ki. Sayın hocama gelmeden bir şey hatırlatayım. Buyurun. Bugün Washington Post'ta çıktı ya. Amerika şifresi kolay kırılabilen cihazları, haberleşme, kripto haberleşme cihazlarını Hollanda'daki şirkete diyor ki ucuzundan değil de yani kolay kırılabilinden ver, Türkiye'ye satacak mısın? Almanlar reddediyor. Almanlar da başka işler tabii çeviriyor önceden de. Ondan ver diyor. Ya bu çok net örnek yani, bu daha bunu çeşitlendirmeye gerek yok. Özellikle Türkiye'ye kolay kırılabilen kripto yazışma sistemini, kripto yazışma sisteminde ne biliyor musun? Dışişleri Bakanlığı ile tüm büyükelçilikler arasında ya, kripto bağlantı var. Yani özel mesajlar oradan yazılıyor. Şifreli gidiyor, şifreli geliyor. Gerçi biz dış siyasette ya da diplomasi çok açığız zaten ülke olarak. Sayın Erdoğan her konuyu net bir şekilde söyleyip arkasında duruyor ama. Geçen gün işte de o hani siber savaşta nereden nereye gelme konusu var ya, işte burada önem kazanıyor. 6 bine gelen saldırılar. Tabii. Bir de bir şey eklemek isterim. Almanya özelinde konuşuyorsak, Almanya sadece FETÖ ile bu kadar kucak açmış değil. Almanya'nın PKK da çok ciddi. Avrupa'nın Avrupa'da PKK bağış anlamında en fazla getirisi Almanya'da, Avrupa'nın içine. Yani Avrupa'da 2017 senesindeki bir araştırma, Avrupa genelinde sadece bağışlarla PKK yapan ve kurum, yani bağlantılı ilintili kurumları $28 milyon. Hayır, Almanya'da aynı 14 Avrupa, milyon dolar. Uyuşturucu raporlarında da yani PKK'nın uyuşturucu Kirci'den kazandığı parayı gençleri zehirlediğini söylüyor, terörist olduğunu söylüyor ama... Yani Almanya onda da yani lider, bunu da unutmamak gerekiyor. Yani sadece FETÖ bağlamında değil, PKK'da da lider, yani kucak açma anlamında lider. Ama çünkü peki. Bugün darbeyle mücadelede bir şeyi de yani söylemezsem vicdanen rahat edemem. Bugün hepimiz ifadeler kullanabiliriz, analizler yapabiliriz, siyasetçiler bir şey söyler, herkes bir şey söyler. Ama o akşam... Kuru temizlemecide çırak, markette kasiyer, dönercide garson, birçok yerde çalışan o evlatlar sokağa çıktılar. Evet. O çocukların her birinin hakkı ayrı ayrı ödenmez. Evet. Ben öyle çocuklarla karşılaştım ki bu süreçte, inanılacak gibi değil. Yani her meslek grubundan, her yaştan, hiç bugün sokakta yanınızdan böyle efendi böyle geçip giden o çocukların hepsi o gece kahramandılar. Ya. Onların hakkında teslim etmek lazım.
Peki, şimdi ekrana bir görüntü verdireceğim arkadaşlara. Evlat nöbeti kavuşma diye bir videomuz var. Bu arada 8. kavuşma oldu. Az önce Muzçakan 8 etti. Demek ki anneler adresi biliyor yani. Söyledi. Evet, onu söyleyeceğim. Önce bir görüntü verelim arkadaşlar. Bugün çok etkileyici bir görüntüydü. Masaya verelim bu konuyu. Gevriye Ayhan terör örgütünden kızının kurtuluşunu böyle kutluyor ve biraz sonra da o kadar heyecanlanıyor ki bayılıp düşüyor yere. Kızı 21 yaşında, yani 6 yıl annesinden ayrı kalmış. Bu da demek ki 15 yaşındayken terör örgütü tarafından daha götürülmüş. Bu hanımefendiyle beraber, bu annenin bu yaşadıklarıyla beraber tüm Türkiye'de aslında duygulandı. Ve işte terör örgütünden pişman olup gelen kızı 7. kavuşmaydı. Kısa süre önce 8. kavuşmanın da haberini Muzçakan paylaştı bizlerle. Biraz bu konu üzerine konuşalım. Üzerinden başka bir terörle mücadelede başka bir kahramandan bahsetmek istiyorum. Sayın Alabar'da ne dersiniz? Evlat nöbeti, ben itiraf edeyim. Ben ilk başta şöyle düşünüyordum. Bu iş herhalde bir aya biter diye düşünüyordum ama 168 gün geride kaldı. Aileler direniyor ve ses de getiriyorlar. Şimdi iki tür düşünenler, üç tür düşünenler vardı. Bir tanesi sizin gibi, yani bu malum hakkını arayan insanlar bu ülkede unutulur. Hı hı. Siz bu şekilde düşünmüşsünüz. Evet. Çok sağ olsun kamuoyu ve başta da sizin gibi medya organları bu konuya yeterli hassasiyeti öyle ya da böyle gösterdikleri için bu devam ediyor. İkinci tür düşünce biçimi, bunun bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sponsora edilen ve operasyon para karşılığı yapıyor. İşte o adi ve alçak adamlar bu ananın gözyaşlarının altında ezilirler inşallah. Dolayısıyla bugün kaçıncı evladına kavuşan ana? Bu 7. 7. 8'de biraz önce geldi. 8'de geldi. Demek ki analar terör örgütüne askerlik şubesi görevi gören partinin il başkanlığının net neresi olduğu konusunda hemfikirler. Dolayısıyla bu anaların bu şekildeki feryatları sadece Diyarbakır'la sınırlı kalmayıp bütün Güneydoğu ve Doğu Anadolu, İstanbul dahil olmak üzere yayıldığında terörle mücadelede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin silahlı mücadeleden psikolojik mücadele noktasında da çok önemli bir eşiği geride bırakmasının anlamıdır bu. Dolayısıyla bu anaların evlat nöbetine bundan sonraki süreçte de mutlak surette dikkat edilerek bu sıcaklığını koruyarak gündemde tutulmalı. Diğeri de bu ülkenin demokratik normları, demokratik standartları uygularken hiç kimsenin seçilmiş olması hasebiyle milletin evladını dağa kaldıracak, teröre her türden eleman devşirecek bir organizasyonun içerisinde seçilmişlik yaftasının altına sığınaraktan eylemlerde bulunmasının önüne geçilmeli. Bunu niçin söylüyorum? Bakın, bir milletvekili bir terör örgütü mensubunun arabasına alıyor ve yapılan operasyonla terör örgütü mensubu milletvekiliyle beraber arabanın içerisinden çıkartılıyor. Bu Avrupa'da hangi ülkede olursa acaba buna çok rahatlıkla bu demokrasidir, milletvekilinin arabasıdır, bunlar da seçilmiştir denilebilir. Denilebilir mi Amerika Birleşik Devletleri'nde cumhuriyetçi bir senatörün arabasının içerisinden El-Kaide zanlısı birisi çıksa ya da İngiltere'de bir DEAŞ'lı bir İngiliz avam kamerasındaki bir parlamentörün arabasından çıksa acaba ne düşünülür? İspanya'da yapılmış olunan masum bir referandumda dahi referandumu yapanların hiçbir şekilde silaha, dağa tevessül etmeyip insan kanı akıtmadıkları halde kaçmış oldukları Belçika'dan bile apar topar tutuklanarak nasıl İspanya'ya iade edildiğini hiçbir şekilde unutmayalım. Dolayısıyla seçilmiş olmak, terör ile kol kola yürümek de sizi layüsel, yani sorumsuz hale getirmez. Peki, damarıma bastınız. Şimdi bu milletvekili, HDP'li milletvekili bu olaydan hemen önce bir video paylaştı. Dedi ki polis beni takip ediyor, plakasını araçlarla dedi. İşte JITEM dönemlerini hatırlattı, eskiden Toroslar vardı vesaire diye. Hemen CHP'den sesler yükseldi. İşte Barış arkadaş, HDP eski milletvekili, işte Eren Erdem, işte HDP susarsanız sıra CHP'lileri de gelir gibi mesajlar paylaştılar. Niye? Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdi değerli milletvekilleri, bunu yürekten inanarak söylüyorum, arabalarında o HDP'li milletvekili gibi terörist mi taşıyorlar? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin mebuslarının, vekillerinin her partinin vekili kadar vatansever ve bu ülkenin ideallerine sıkı sıkıya bağlı olan insanlar olduğunu yaşamış olduğum Balıkesir'den de Ankara'dan da çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla Barış arkadaşın ve diğerlerinin eğer söyledilerse o cümleyi, kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin itiraz etmesi gerekir. Bizim değil. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partilerinden birisi olarak herkes kadar vatansever ve hamiyetperverdir. Dolayısıyla bu tür bir yakıştırma
eski bir CHP'li vekilden geldiğinde Yusuf Alavardo olarak benim değil CHP'lilerin kendisinin itiraz etmesi gerekir. Peki. Sayın Metehan Demir, var mı ekleyeceğiniz bir şey bu konuyla ilgili? Yoksa yavaş yavaş bir başka başlığa da geçeceğim aslında. Ben bu konuyu özel olarak takip ediyorum. Bir de dosya var. Ben de annelerin evlatlarına kavuşacakları verdikleri mücadele bu evlat nöbetiyle ilgili. Bu daha da büyüyecek. Çünkü bir ara şöyle bir şey beni çok üzmüştü. Bana bir yerde görün diyorlar ki o annelere yalnız diyor devlet polis falan diyor yemek veriyor diyor. Ne yapmasını bekliyorsunuz? İnsansan zaten bu yemeği vereceksin. Bunun devlet, polis, şu bu olmakla alakası yok. Bir de zaten bunun. Aileler insan, zaten ekonomik olarak çok orada şeyler, evlat, fakirler bir de, hayır, yani. Ne yapacaksınız? Hani, bu kadar bu mı anlamda kötüyüz biz ya? Onlar orada evladı iç duran anneler. Anne diyoruz ya. Daha ötesi var mı ya, İbrahim? Yani ya, bu kadar mı biz insanlıktan ya uzaklaştık ya? Anne. Bunun içini dolduramıyorsan, senin annem, benim annem meselesine bu ülkede, Türkiye'de bunu sokarsan olmaz ki. O kadın, bunu ben bazen mesela şeyde de kızıyorum. Mesela bazı anneler cenazelerde evlatlarını kaybetmiş. Kızıyorlar. Bazen bakanlara kızıyorlar. Bazen muhalefete kızıyor. O anne ne derse desin. Tabii. İstediğini desin. Elini öp, bir şey diyemezsin. O dünyanın en güçlü artık varlığıdır senin karşısında. Yani o açıdan hiç bunları tartışmıyorum. Bunu da söylememeliydi. Söylesin, bırak. O çok acılı. Şimdi buradaki bu acılı annelere de hak verip yanlarında durmak lazım. 8 anne evladına kavuştu. Kötü mü oldu? Yani biz Türkiye'de iyiliği bulaştırmaya çalışıyoruz. Kötülük korkunç. Bu korona virüsü falan solda sıfır kalır. Ya. Türkiye'de korkunç bir kötülük yayılıyor İbrahim. Bunun farkında mısın? Korkunç. Bir salgın halinde yani. İnanılacak gibi değil. Aman benden ise beter olsun. Ya da şu lafları da duymadık mı Yusuf Alabar'da? Aman abi bu hükümet olacağına Ermenistan gelsin işi başı. Delirdiniz mi siz ya? Siz delirdiniz mi? Kemal Bey de olsa Cumhurbaşkanı, Tayyip Bey de olsa, Meral Hanım da olsa, kim olursa olsun devlet beyi, kim olursa olsun Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı makamı önemlidir. Ya devletin arkasında durmak da devleti yaşa ki ülke yaşasın. Ya ya. Yani yaşa ki ülke yaşasın. İçerisinde bu da var mesela. Bunu anlatamıyoruz ya. Muhalefet, Amerika Birleşik Devletleri destekli demokratik muhalefetin iktidara geçmesiyle, bakın siz de katılıyorsunuzdur fikrime umarım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde iktidarın el değiştirmesinden biz onur duyarız. Bu bizim gücümüzdür. Tabii. Ve Türkiye'de iktidar ilk defa el değiştirmiyor. 57. Tabii. hükümet mi, 58. Demokrasi hükümet mi? Şey yani zaten 30 tane parti geldi geçti. Daha şunun şurası bir yıl evvel bu ülkede yerel iktidar partisi yerel seçimlerde İstanbul'u ve Ankara'yı muhalefet partisine verdi. Ve bu bizim gücümüz. Yani biz bunu bildiğimiz halde tabii ki ister Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelir, ister farklı partiler iktidara gelir. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama tankınızı, topunuzu sahaya sürerek benim o milli irademi gasp etmeye kalkarsanız sıkıntı bunun burasında. Tabii. Buna karşı da topyekun bir mücadelenin şart olduğunu düşünüyorum. Peki, şimdi bir kahramanı hatırlayalım. Orgeneral Eşref Bitlis, 27 yıl olmuş. O suikast ya da kaza ne dersiniz artık bilmiyorum ama bu konu üzerinden şöyle biraz baktım da özellikle Orgeneral Bitlis'in ABD'nin çekiç güç aracılığıyla PKK'ya yaptığı silah yardımları, işte o Irak'taki, Irak'ın kuzeyindeki örgüte yönelik yapılanmaları deşifre etmeye başladıktan sonra hedef haline geldiğini görüyoruz. Büyük bir mücadele ve zor bir mücadele bu süreç ve halen de bu terörle mücadeleyi, işte bölgede devletleri parçalayıp küçük küçük kukla devletçikler kurma planlarını bozma çabası içerisindeyiz. İsterseniz saygıyla bir analım diye ben hem fotoğraf paylaşmak hem de size birer bir selam ettirmek istedim kendisiyle ilgili olarak. Sayın Metehan Demir, sizden birkaç cümle alayım isterseniz, sonrasında başka bir başlığa geçeceğim. İbrahim, şöyle bir şey söyleyeyim. Yani büyük bir kesim Amerika'nın bir saldırısıyla şehit olduğunu düşünüyor. Onu ben net bir şekilde söyleyebilirim o dönemde. Tabii tabii. Evet, Türkiye bir tane de şöyle bir şey söylemişti. Türkiye'de dedi, Metehan dedi, millilik çok tehlikeli bir iştir dedi. Bu ülkenin gayrimillileri öyle kahpece vururlar ki seni arkandan derdi. Şaşırırsın. Gayrimillilerin dışarıdan destekli anlamda da olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. O açıdan Eşref Bitlis Paşa'yı da bu anlamda rahmetle ve saygıyla anmak lazım. Bu ülkenin millileri, bu ülkeye vatanseverlik anlamında büyük hizmetleri olanlar hep ciddi badireler atlatmışlardır. O açıdan vatanı sevmeye sonuna kadar devam. Çok fazla taciz edilirler, rahatsız edilirler.
tehditlerle karşılaşırlar, saldırıyla karşılaşırlar. Ama onların sayesinde bu ülkenin ayakta durduğunu unutmamak gerekiyor. İşte bu çocuklarla, bu vatan evlatlarıyla, bu isimlerle bu ülke hep ayakta kaldı. Bundan sonra da onlarla devam edecek. Bazı işte bu değerini bilmemiz gerekiyor. Bugünlerin de değerini bilmemiz gerekiyor. Ki geleceğe umutla bakalım yani. Var mı Alabar'da ekleyen bir şey? Hemen de Sayın Orgeneral Eşref Bitlis'i gerçekten minnet ve rahmetle yad ediyoruz, alıyoruz. Peki. Şimdi bir video paylaşacağım. Suriye'den bir video paylaşacağım sizlerle. Aslında çok dramatik ama gülümsetiyordu aynı zamanda. Bir baba kızına bombardımanların bir oyun olduğunu anlatmaya çalışıyor. Sosyal medyada çok döndü, dolaştı. Biz de paylaşalım istedim. Çünkü ondan sonra İdlib başlığına geçeceğim. ABD ve Rusya'nın İdlib atışmasının sebebi ne diye soracağım size özellikle. Arkadaşlar videoyu bir verebilir miyiz? Tayyara. Lay gazifi. Gazifi. Ehla kusucuğum. Şimdi o kız çocuğu orada gülüyor ama aslında İdlib yönelik bir bombardıman söz konusu. Ancak işte çocuğun psikolojisi bozulmasın diye aile sanki bunun bir oyun olduğunu, dışarıda bir kutlama yapıldığını anlatmaya çalışmış ona ve bu görüntüler işte bir de babam öldü ondan sonra bana kimse ceket almadı diyen o küçük yavrunun görüntüsü. Aslında pek çok dramatik görüntü var İdlib meselesinden ama bu dramatik görüntüler arasında konuşacağımız ağır başlıklar da var. İsterseniz şöyle başlayalım arkadaşlar. ABD-Rusya İdlib kapışması meselesiyle başlayalım. Şimdi İdlib'de askerlerimiz şehit verdikten sonra Amerika Birleşik Devletleri işte mesela James Jeffrey şehitlerimiz var diye Türkçe konuştu. İşte Amerika'dan açıklamalar geldi. Trump müttefikimizin yanındayız. İdlib'de çok önemli işler yapıyorlar gibi ifadeler kullandı. Sonra Rusya Büyükelçiliği de dedi ki ya bu mu sizin müttefikiniz dedi. Yani hani siz buna inanıyor musunuz dedi. Takdiri size bırakıyoruz dedi. İşte PKK-PYD'ye yapılan silah yardımları, işte Pentagon'un 200 milyon doların üzerindeki bu sene bütçede PKK'ya yapılacak yardım için ayırdığı konuları paylaştı. Bir araya gideceğiz diyorlar. Başlayalım mı arkadaşlar isterseniz. Ondan sonra süreyi tam ayarlayamadım bu bölümde. Şimdi bu tweet üzerinden ikinci bölümde isterseniz konuşalım çünkü süremi yemişim. Ancak şunu söylemeye çalışıyorum. Kim ne kadar samimi sorusu üzerinden başlayacağız. Ben bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Galiba reklama gidiyoruz. Bir evet. Çok az. Eskiden bir film reklam vardı. Hatırlıyor musunuz? Siz bizden Sayın Hocam biraz küçük olduğunuz için belki hatırlamazsınız. İbrahim de genç bir arkadaşımız. 45 artık yani. Ben genç olsun. Yusuf mesela 65. Ben hatırlıyorum o zaman tek başıma. Yok aslında birbirimizden farkımız ama biz şu bankasıyız diye bir reklam var. Evet. Yani buradaki tweet savaşlarında ikisi birbirini suçluyor. Yani yok aslında birbirlerinden farkları da işte bunu geçip izlemek lazım. İyi oluyor birbirlerinin foyalarını çıkarıyorlar. Biz biliyorduk da ortalığa birbirlerini çıkarmalar açısından da faydalı oluyor. Tamam peki kısa bir ara rica edelim efendim. Ardından İdlib meselesini enine boyuna konuşacağız. Çünkü Moskova'da bugün bir masa kuruldu. Önemli bir masaydı. Masada ne var diye soracağız. ABD-Rusya İdlib kapışması meselesi üzerinden İdlib'le ilgili gelişmeleri konuşacağız. Birleşmiş Milletler'den yaklaşık bir saat önce adil ateşkes çağrısı da gelmişti. İnsanlık tarihindeki en trajik olaylardan biri şeklinde değerlendirmelerde bulunmuşlardı. İkinci başlığımız Pakistan ziyareti olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Gerçekten çok sıcak karşılanmıştı. O konuyu da biraz konuşacağız. Pakistan'la ilişkilerimizi masaya yatıracağız. Ve son olarak da koronavirüs ve dünya ekonomisi üzerinden konuşacağız. IMF önemli uyarılarda bulunmuştu bu konuyla ilgili. Önümüzdeki iki haftanın kritik olduğunu söylemişti. Peki dünya ekonomisi Çin'deki bu virüsten nasıl etkilenecek? Bu soruya da yanıt arayacağız. Hadi devam edelim. Şimdi Sayın Alabar'da şu tweetler üzerinden biraz konuşalım. Bana ikisi de samimi değil gibi geldi. Sayın Metehan Demir zaten birbirinden farkları yok demişti ama esas benim sorum o değil. Esas benim sorum şu. Amerika Birleşik Devletleri neden yeniden Türkiye'yi kıymetli görmeye başladı İdlib meselesi üzerinden? Niye bize zeytin dalı demeyeyim ama çiçek uzatır gibi tavırlar içerisine giriyor? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri 15 Temmuz hain kalkışması millet tarafından çıplak ellerle bastırıldığından bu yana Türkiye ile olan ilişkilerini hala soğuk savaş perspektifinden görme noktasında azimli bir şekilde devam etmek istiyor. Yani Türk toplumunun istediği gibi manipüle etmek, Türkiye'nin kimlerle ticari ilişki içerisine girip kimlerle girmemesini dikte etmek, toprağına 1960'lı 70'li yıllarda olduğu gibi afyonu nerede ekeceğini, nerede ekmeyeceğine karar vermek, hangi kurumun başına kimin getirileceği noktasında siyaset içeride dizayn etmek gibi soğuk savaş dönemindeki eski Türkiye'nin kodlarıyla devam etmek istiyor. Ama özellikle 15 Temmuz sonrasında gelişen ekonomi, gelişen
demokrasi ve alınmış olunan birçok önlemlerle birlikte Türkiye artık eski durduğu yerde durmuyor. Türkiye dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaması gerektiği Türkiye ile bir göz teması içerisinde iki eşit olarak bir ilişki içerisine girecek. Hı hı. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti içerisinde darbe planlanması ile ilgili CIA ile bağlantılı olduğuna şirk şüphe olmayan ranta hazırlattırmış olduğu raporda pişmanlığını mı dile getirecek? Ne diyor? Darbe very well planned, çok iyi planlanmış fakat hastily implemented, apar topar uygulamak zorunda kalınmış. Yani burada Rand Cooperation, dolayısıyla siz bunu CIA olarak algılayın, hı hı, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki darbenin başarıya ulaşmamasından duymuş olduğu sıkıntıyı net bir şekilde gözler önünde sürdü. Şimdi aynı Amerika, Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, ayağının tozuyla Türkiye'ye gelerek Rusya ile gerginleşen ilişkilerin bir fırsat bilinmesi noktasında şehitlerimiz ibaresini de kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye konusunda beraber hareket edeceğine dair bir takım söylemlerde bulundular. Ama unutmayalım ki İbrahim Bey, Suriye olayı ta başından itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği sözleri tutacağına yönelik olarak duyulmuş olunan güvenin enkazından kaynaklanmaktadır. Bu bir. İkincisi, Rusya'yı 2018 yılında bu coğrafyaya davet eden 2017 yılında kişinin adıdır Barack Obama. Dolayısıyla Rusya bu bölgede Barack Obama'nın davetiyle bu bölgeye bizzat intikal ederek gelmiştir. Üçüncüsü, bakın çok gerilere de gitmeye gerek yok. Gerçi bu saydığım olaylar 3-5 yıllık olaylar ama sadece 4 ay öncesine gidelim ve Barış Pınarı Harekatı sürecine gidelim. Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye... Tel Abyad ile Rasul Ayn arasındaki bölgeyi terör örgütü unsurlarından arındırmak maksadıyla harekatına başlayacağını ve bu noktada Amerika Birleşik Devletleri, Rusya dahil olmak üzere hiç kimseyi dinlemeyeceğini karar verip operasyona başladığında kafalarında bir plan vardı. Türkiye burada batağa batarsa bir şekilde buradan da iktidar değişimi kovalanabilir mi? Ama gördüler ki bir haftada sıyırıp bir hafta içerisinde sıyırıp atılınca bu sefer ne oldu? Mike Pence dahil olmak üzere bir heyet Türkiye'ye geldi. Heyetle 120 saat üzerinden bir mutabakat bağlandı ve Türkiye saldırılarını terör örgütüne yönelik olarak yapmış olduğu saldırıları durdurdu. Ve bunun arkasından gelen mutabakat doğrultusunda Fırat'ın doğusunda bir tek Rus askeri yok iken, bakın Fırat'ın doğusunda bir tek bile Rus askeri yok iken, bizi Rusya'yla sınır boyunda terör örgütlerine yönelik olarak devriye gezmek zorunda bırakan ülkenin adı nedir? Amerika Birleşik Devletleri'dir. Siz oradaki askeri üsleriniz dahil olmak üzere anahtarını NATO müttefikinize vermeyip Rusya'ya verdikten sonra aradan geçen 2,5 ay süre sonrasında İdlib'e gelip İdlib'de sizin yanınızda yer alacağız diyerek biz sizin sözünüze itimaden İdlib'de hem rejim hem İranlı milislere yönelik olarak bir askeri harekata girişeceğimizi mi zannediyorsunuz? Ha, buradan şu çıkmasın. Girişmeyelim mi? Girişeceğiz. Ama neye güvenerek? Ne Metehan Demir'in dediği gibi Rusya'ya güvenerek girişeceğiz, ne Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenerek. Kime güveneceğiz? Mehmetçiğin ateş kapasitesine, kahramanlığına güveneceğiz. Bir de bu milletin bu noktada siyasi iktidarın almış olduğu kararın arkasında durma iradesine güveneceğiz. Bunun dışında hiçbir şeye güvenemeyiz. Bakın ben bu olaylar cereyan ettiği günden bu yana hem Rus Büyükelçisi'nin hiçbir şekilde mesnet tanımayan iddiaları ile ilgili konuları cevaplandırdım. Hem de James Jeffrey'nin bunu bir fırsatçılığa dökerekten ülkeye gelerek yapmış olduğu konuşmalara. Ha, NATO İdlib ile ilgili Türkiye bir askeri harekata giriştiğinde NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik olarak vereceği bir desteği verir ise amenna. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Sayın Savunma Bakanı dedi ki NATO Milli Savunma Bakanları toplantısı ile ilgili gitmiş olduğu yanılmıyorsam İspanya'daydı. Dedi ki NATO'dan net somut adım bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden de net bir şekilde somut adımlar bekliyoruz. Bakın Münih Güvenlik Konferansı'nda Pompeo ile Lavrov hiç basına sızdırılmaması, garanti altına alınmasına rağmen sonrasından Rusya'nın basına sızdırmasıyla bilinen kapalı bir özel odada 2 saatin üzerinde bir sürede görüşme yapıldı. Bu görüşmenin içerisinde Lavrov'la Pompeo'nun yaptığı görüşmede İdlib konusunun hiç konuşulmadığını sanıyorsak büyük ihtimal yanılıyoruz. Dolayısıyla biz İdlib'le ilgili görmüş olduğumuz kırmızı çizgilerimiz ve bizle ilgili yaratılmış olunan güvenlik sıkıntısını bir şekilde bertaraf etmek için kendi silahlı kuvvetlerimize güveniriz.
ne Rusya'ya ne Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ama maalesef hem sosyal medyada hem de bu ülkede İstanbul'dan Edirne'ye, Ardahan'dan Kars'a birçok coğrafyada Kasım Süleymani ile hemhal olmuş zihniyetler olduğu gibi Rusya ile hemhal olmuş zihniyetler, Amerika Birleşik Devletleri ile hemhal olmuş zihniyetler var. Bu zihniyetlerin oranını bilmem. Lakin şunu söyleyebilirim ki bunlar Amerikancı oluyorlar, Rusçu oluyorlar, İrancı oluyorlar, Kasım Süleymanici oluyorlar. Bir tek olamadıkları Türk milletinden yana olamıyorlar. Dolayısıyla ben James Jeffrey'nin ziyaretini ve dile getirmiş olduğu başsağlığıyla ilgili taziye mesajlarını tabii ki büyük bir olgunluk içerisinde teşekkür ederek ancak cevap verebiliriz ki hariciyenin de böyle yaptığını düşünüyorum. Ama James Jeffrey'nin Pompeo'nun bu konudaki sözlerine güvenerek Suriye'de bir tek 7.65'lik 7.62'lik bir mermi dahi atamayız. Kendimiz mutlaka planlarımızı kendimiz yapmalı. Ve bundan önceki harekatlarda olduğu gibi sadece kendimize güvenmek zorundayız. Peki Sayın Karabel, şimdi ABD Başkanı Trump'la da Erdoğan bu süreçte görüştü. Putin'le de görüşmüşlerdi ama Trump'tan şöyle bir ifade var Erdoğan'ı görüşmeye dair. Suriye'nin İdlib'indeki şiddete ilişkin endişelerini dile getiriyor ve Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaket önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü de teşekkür ediyor. Türkiye'nin İdlib'de haklı bir mücadele gerçekleştirdiğinin altını çiziyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani Suriye'nin pek çok noktasında Türkiye'nin karşısında ama İdlib meselesi olunca Suriye Türkiye ile beraber saf tutuyormuş gibi bir görüntü sergiliyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani ben genel olarak uluslararası ilişkiler perspektifinde çok söylenen hatta klişeleşmiş bir söz var. Uluslararası ilişkilerde dış politikada kalıcı dost düşman yoktur. Ulusal menfaatler vardır. Bir defa hani bu tweet atışmasından da yola çıkarsak yani bu bir defa büyükelçilik nezdinde böyle kurumsal düzeyde bu tweet atışması yani diplomatik olarak hoş bulmuyorum. Hı hı. Çünkü Türkiye bir seçim yapacak bir ülke değil. Yani o A olmazsa B değil. Bir defa bunu bir yere koymak gerekiyor. Ayrıca kontra ikinci tweet'i atan ülkenin de bu konudaki siciline bakmak gerekiyor geriye dönüp. O yüzden de kendi içinde ironik bir durum ortaya çıkıyor. Hem Türkiye tarafından hem de kendi aralarında. Şunu söyleyeyim yalnız. O tweetlerin altında ben vatandaşların yorumlarına baktım. Hı-hı. Herkes işte o PKK'lı general, sözde generallerle Rus generallerin fotoğraflarının altına koymuş. Amerika'nın yeni teröristlerle yan yana fotoğraflarını koymuş. Evet. Yani birbirinizden farklı değil. Biz size güvenmiyoruz mesajını vatandaş net bir şekilde altında vermiş orada. Yani halk arasında şöyle bir söz var. Tencere işte dibim kara, benimki senden kara. Yani al birini vur ötekine. Yani atasözlerimizde bunu destekleyebiliriz. Çünkü hakikaten ironik bir durum. Bu perspektiften yola çıkarsak hani özellikle Amerika-Türkiye ilişkilerini son dönemdeki Amerika-Türkiye ilişkilerine baktığımız vakit hani her daim hani ilişkilerin ilk tahsis edildiği dönemden itibaren güvenlik unsuru ve savunma ilişkilerde ön plana çıktı. Fakat son dönemlerde özellikle Trump yönetimi, yani Trump'ın bu sözlerini bu minvalde de değerlendirebiliriz. Ekonomik enstrüman koz olarak kullanıldı. Yani Rahip Brunson olayından sonra bakıyoruz. Yani olanlar. Ekonomideki gazabımızı görürsünüz. Bir de yani çok ciddi bir şekilde bunlar çok fazla tartışılmıyor ama çok etkilendi. Özellikle alüminyum ve çelik sektöründe Türkiye'ye ciddi oranda tarifeler uygulanmaya başladı. Evet. Ve Amerika ile Türkiye Obama döneminden beri 2012 döneminden beri bir serbest ticaret karşılıklı yatırım anlaşması imzalamaya çalışıyor. Buna balta vuruldu. Daha sonra ne oldu? Çok ilginç zigzaklarla dolu bir ilişki var. Hani bunu Suriye'ye de adapte edebiliriz. Farklı noktalara da adapte edebiliriz. Sonra birdenbire ticari hacmimiz 20,5 milyar dolar. 100 milyar dolar Wilbur Ross Türkiye'ye geldi. 6 gün kaldı. Çok ilginç. Yani ticaret sekreteri bir sürü odayla bir sürü bakanlık nezdinde de görüştü. 100 milyar dolar hedefe çekildi. Sonra ne oldu? Katsa araya girdi. İşte S-400 mevzu araya girdi. Sonra dendi ki yaptırım olacak. Bu yaptırımlarda da olmayan bir anlaşma 100 milyar dolar vaat. Yani projeksiyonel bir şey. Yaptırım olarak kullanıldı. Yani böyle komik, kendi içinde tutarsız bir süreç var. Yani Trump yönetiminin özellikle. Dolayısıyla benim yani Suriye'deki okumam da aynı şekilde olur. Farklı alandaki okumam da aynı şekilde olur. Şu perspektif hiç kaybedilmemeli. Yani bir şey değil. Bu bir A, oradaki alanda A değil, B değil, tercih edilmedi. Yani süreç zaten ilerliyor. Mutabakatın eksiksiz yerine getirilmesiyle ilgili görüşmeler devam ediyor. Dolayısıyla tercih edilecek bir unsur yok burada. Türkiye'nin de bu yönde ilerlediğini zaten gözlemliyoruz. Peki Amerika'nın Suriye bakış açısını gösteren bir fotoğraf vereceğiz şimdi masaya. Sayın Metehan Demir, bu meseleyi hemen hatırlayacaksınızdır siz. Şimdi
Bir fotoğraf karesi var. Bu fotoğraf karesinde PKK, YPG'liler var, YPG'liler var. Rusya var. Rusya bayrakları var. Esed'in askerlerinin bayrakları var. Amerikan askerlerinin bayrakları var. 6 numara arkadaşlar. Ve şimdi bu fotoğraf Haseke ile Kamış arasındaki bir yolda çekildi. Sebebi de şu, PKK ve PYD kontrolünde olan bölgelerden biri burası. Aynı zamanda Esed askerleri var. Esed askerleri Amerika'ya dedi ki siz de Kamışlı'ya giremezsiniz. Buradan geçirmeyeceğiz siz dedi. Amerika askerleri siz kimsiniz de bizi durduruyorsunuz gibi bir tavır içerisindeydi. Ve orada bir tane Suriyeli öldürdüler. Esed'in milislerinden biri olarak geçti. İsmini bilmiyoruz ama öldürdüler. Ardından da Amerikan askerleri çekildi ama savaş uçaklarıyla o kontrol noktalarını bombaladılar. Yani herhalde şu mesajı verdi Amerika. Özellikle Trump'ın eski açıklamalara baktığımızda petrol yataklarının olduğu bölgeler bizim, kimse de buralara gelmesin evet, istediğiniz gibi at oynatırız mı dedi. Bir de şimdi Amerika mesela Esed'in olduğu noktaları vurduğu zaman kimseden ses çıkmıyor da siz vurduğunuz zaman niye böyle bir anda uluslararası hukuk vesaire işte gibi argümanlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Keza İsrail de ikide bir vuruyor, ona da kimse bir şey söylemiyor diye sonra da aklıma geldi. Bu fotoğrafı nasıl yorumlarsınız, oradan başlayalım. Evet. Tabii enteresan bir fotoğraf bu. Buna benzer bu fotoğraflardan toplayıp bir aile albümü yapabilirler aslında. Yani o kadar çok fotoğrafları var ki bu şekilde. Birbirlerine bayrak hediye ederken, törenler yaparken, kokteyller verirken, toplantılar yaparken. Sayısız fotoğraf var bu gördüklerimizin herhalde en sonuncusu. Ben Amerikan tarafının da zaten alenen de yaptıkları için Ruslar ve Amerikalılar hiçbir fotoğrafa şaşırmıyorum. Çünkü biliyorsun Terrifat diye bir yer var. Evet. Hala PKK-PYD'liler orada. Ruslar da orada. Ruslar da orada, evet. Amerikalıların da Erzurum'da zaten PKK-PYD ile beraber olduğu, silah yardımı yaptığı, yeni yardımların yola çıktığı biliniyor. Yani demin Sayın Hocam'ın da dediği gibi o tencere dibin kara meselesi. Bunlar Türkiye tarafından da biliniyor. Şimdi bugün biz Rusya'daki görüşmelere biraz gireceğiz mi yavaş yavaş yoksa? Gireceğiz. Şimdi o fotoğraf verecek arkadaşlar. Moskova'daki masayı ve ardından bir de şunu soracağım. Esed'den de bir açıklama gelmiş. İhsan Başbozkurt emekli Tuğgeneral attı sağ olsun bize şu an izliyormuş. Diyor ki Esed akşam saatlerinde yaptığı bir açıklama, İdlib'i alacağız ve bundan sonra da durmayacağız diyor. Şimdi bu açıklama geldikten sonra da tabii şu masada konuşulanlar, yani masada ne var diye soracaktım size ama masada kimler var onu da ben size küçükçe hatırlatayım isterseniz. Şimdi Dışişleri Bakanlığımız Büyükelçi Sedat Önal var Türkiye cephesinde. Karşı tarafta ise doğrudan Putin'in Suriye özel temsilcisi Lavrentiev var. Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde de isimler var. İstihbaratçılar ve güvenlikçiler ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan da anladığım kadarıyla yetkililer var. Ve görüşmeleri yarın sabah kaldığı yerden devam edelim bir karar da çıktı. Yani bayağı gün boyu uzun sürdü bu görüşmeler. Şimdi ben şunu soracaklarım. Görüşmeleri yarın devam edelim deyince bir çözüme doğru bir evrilme mi olacak acaba? Hani bir çözüm olacak mı diye düşündüm. Ama işte Esed'in bu açıklamasını şimdi okuyunca Esed kendi kafasından mı acaba çalıp oynuyor diye de Esed, aklıma Moskova'da geldi. Moskova'da bu kadar kritik bir görüşmenin olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Pekala biliyor. Yani bu cüreti bulabilmesinin kaynağına bakmak lazım. Yani bir insan değil mi? Bugün konuşmaz, susar, şudur budur, durum hassas der. Özellikle ta sınıra kadar da yürüyeceğiz açıklamaları diyor, da var. Evet. Cilve gözü ilk hedef. Tabii. Sınır kapısı. Bu ne demek? Sayın Cumhurbaşkanı'nın öte yanda 29 Şubat tarihine kadar verdiği Soçi mutabakat sınırlarına dönülmesi yönünde çağrı var. Kimse bir şey yapmazsa biz yapacağız da var. Aslında saatin tiktakları çalışıyor. Yani bugün ayın kaçı oldu? 17'si. Yarın 18. Yani son kritik 11 güne giriyoruz İbrahim Bey. Çok açık. Türkiye'nin çizdiği kırmızı çizgilerin ne olduğu açısından. Şimdi bugün ne oldu Moskova'da? Şöyle taraflar. Bu görüşmeler şöyle oluyor. Ben de biraz hani Moskova'da ne oldu ne bitti diye baktım. Türkiye tüm pozisyonlarını ortaya koyan, tüm rastlıklarını ortaya koyan şeyi ortaya koymuş. Bak böyle 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 oldu, bunlar böyle oldu, biz bunları yapacağız diye. Ruslar iki ayrı farklı mutabakat metni ya da teklifler paketi sunmuşlar. Şüphesiz orada Sedat Önal Başkanlığı'nda bir heyet var. Ama heyetin içinde Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Dışişleri Bakanlığı'ndan uzman konuyla ilgili isimler de var. Bunlarda ne oluyor İbrahim? Şöyle böyle bir teklif ya da bir şey gelindiği zaman heyet orada inisiyatif almıyor. Bazen Ankara'ya sormaları gereken devlet kararı icap eden durumlar oluyor. Ara veriliyor bugün. İki kere böyle bir ara verilmiş. Çünkü Ruslar bunu söylüyor. Bizim pozisyonumuz bu, Ankara ne der diye. Oradan gelen cevaplar anlamında bunun yarın da devam etmesi kararlaştırılmış. Ama olumlu bir hava olmakla birlikte Türkiye bugüne kadar girdiği müzakerelerde olumlu havalar alarak güzel sonuçlar elde ederek çıkmasına rağmen
sözlerin tutulmaması gibi bir gerçeklik yani Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, seslendirdi. Hı hı. Karşılaşmıştır. Bu yeni bir şey değil. Bu açıdan da şimdi bu tip şeylere de hazırlıklı olmak lazım. Çünkü ben bugün Esad'ın yaptığı açıklamanın zamanlamasını o ifadeyi sevmemekle birlikte çok manidar buluyorum. Çünkü aynen Hafter de böyle yapıyordu biliyorsunuz. Çünkü arkasından onun suflörleri var. Ya o iş böyle devam ediyor ama. Yükseltme maksadıyla da söylenmiş olabilir. Sen bunu da buradan söyledi gibilerde. Normalde sus deseler Esad susmayacak mı? Eğri oturalım doğru konuşalım yani. O açılardan ben ümitli bir şekilde, umutlu bir şekilde bakıyorum müzakerelere. Ama onun sonrasındaki o takip, fiili durum, gözlemleme ve sonuçta somut bir duruma ulaşmayla ilgili dikkatli imserliğimi de koruyorum. Çünkü Türkiye'nin sonuçta dediği noktalara gelinmezse ve Esad bu hafta Türkiye'yi daha da ayağa kaldırabilecek hiçbirimizin istemediği bir çılgınlığa girişirse bunun bedeli artık bundan sonra diplomasinin ötesinde. Ama Türkiye'nin sonuna kadar diplomasi ve müzakerelerle bu işi sonuçlandırmak istediğini de biliyorum. Ama bir noktadan sonra bu iş bıçak kemiğe dayandığında ne olacağı çok belli. Peki. Sayın Karabay, siz ne dersiniz? Moskova'daki bu masada bir sonuca yönelik bir umut filizlenir mi? Yoksa yine biz sözler olur, mutabakatlar yapılır ama sahada kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda kalırız endişesine kapılıyor musunuz? Herhalde en önemli şey Metehan Bey'in de belirttiği gibi verilen masada, hani Türkiye'nin ilk oturduğu müzakere masası değil bu. Masada verilen sözlerle, eylemle sözlerle eylemlerin örtüşmemesi. Aslında aynısı işçilikçinin lafa bakılmaz diye çok güzel de bir söz var. Evet. Yani biz laf. Diplomasi tabii ki Türkiye'nin sadece bu meselede değil, bir sürü meselede, dış politikada ilk önceliği diplomasi, diplomatik yollarla çözülmesi ve başka ülkelerin, şimdi geleceğiz Pakistan'la ilgili, hı-hı, Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi konuşma Pakistan parlamentosunda yaptığı, hı-hı, gibi diplomasi yoluyla çözülmesini, salık verilmesi Türkiye'nin prensiplerinden bir tanesi. Görüşmeler devam ediyor. İdlib'de neler olacak, yani önemli olan çerçeve mutabakatın devam etmesi, hı-hı, ve ihlallerin engellenmesi farklı başlıklar da olmakla birlikte Türkiye masada önemli bir yer edindi. Bunu devam ettirmek de diplomasi masasında, müzakere masasında bunu devam ettirmek Türkiye'nin en azından yumuşak gücüne, küresel anlamdaki yumuşak gücüne güç katan bir unsur. Bu ayrı. Ama diğer unsurlar Metehan Bey'in dediği gibi diplomatik kanallar devam yani tıkandığı noktada farklı o güç unsurlarında kullanılması kaçınılmazdır. Ama yani şu etapta farklı faktörleri değerlendirip bekleyip görülecek bir unsur. Çünkü adı üstünde müzakere devam ediyor. Peki. Sayın Alabar'da İdlib'le ilgili Sayın Akar'dan bir değerlendirme vardı. Cümleyi okuyayım, siz yorumlayın lütfen. Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz. Alanı kontrol altına alacağız. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak. Her türlü tedbir alınacak ve Türkiye'nin bunu yapacak gücü vardır. Evet, çünkü Türkiye'nin buradaki gözlem misyon noktalarının görevi pasif bir şekilde çatışmasızlık sürecini monitör etmek ve bu monitörün sonucunda da raporlamak maksadıyla oluşturulmuştu. Dolayısıyla bu bölgedeki birlikler sadece kendi emniyetlerini sağlayabilme noktasında teşkil edilmiş olunan birliklerdi. Biz bunlara genelde, yani buradakiler tam öyle değil ama tabur görev kuvveti dediğimiz çerçeve içerisinde, hı hı, kendi içerisinde işte topçu unsurlarını barındıran, zırhlı personel taşıyıcılarını bulunduran, piyade personel dediğimiz piyadeyi içerisinde barındıran, lojistik sınıfından bazı personeli barındıran, kendi kendine yeterli olacak bir birim idi bunlar. Ama gelinen noktada bu gözlem misyon noktaları bazıları rejim unsurlarının gerisinde kaldığı için ve Türkiye için bu konu hayat memat mücadelesi haline gelip de bu iş Sayın Cumhurbaşkanı'nın da dediği gibi 1 Mart'a kadar oldu oldu olmadı, biz bu konuyu askeri anlamda çözeceğiz noktasına geldiğinde, o zaman bunların formasyonunun da değişmesi gerekiyor. Bu formasyonun değişmesinde de sahaya Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugüne kadar İdlib bölgesine yüzlerle ifade edilen rakamla tank ve zırhlı personel taşıyıcı hava savunma sistemlerini ve topçu unsurlarını soktu. Bunu da neyle güçlendirdi? Özel kuvvetlerine ait birliklerle ve Mehmetçik'le de içeriği güçlendirdi. Dolayısıyla bu gözlem misyon noktalarının pasif gözlemekten ibaret olan rolü bir anda sahanın kontrolü anlamında bir harekat emri verildiğinde muharip dediğimiz harp edebilecek unsurlara dönüştürüldü. Şimdi bu vakitten sonra
Çok sıkça sorulan sual şu. Bu kadar birlik sokuldu. Niçin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ateşle karşılık verip bu bölgedeki rejime ait unsurları püskürtmüyor? Çünkü bu anlamdaki siyasi hedefini Türkiye siyaseten çözüp herhangi bir askeri anlamda çatışma içerisine girmeksizin çıkabileceği diplomasiyi şu an konuşturuyor. Yani en son ana kadar mücadeleyi masada sürdürelim istiyorlar. Zaten silahlı gücün kullanımı da diplomasinin artık bu noktada kifayet etmediği durumlarda silahlı gücün kullanılması diplomasinin devamı olarak gözüküyor. Bu noktaya doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz. Sahanın kontrolü. Bir diğer husus, Türkiye dedi ki eğer bu noktada elimizi sıkıntıya sokacak terör örgütü HTŞ dahil olmak üzere bir takım saldırılar olursa onlar da bizim elimizi daralttığı, karşı tarafa bir bahane ürettiği açısından bunlara da en sert şekilde karşılık verilecek dendi. Çünkü Türkiye zaten hiçbir şekilde bölgede 15 ila 20 bin civarında radikal örgütün olduğunu uzun bu zamandan bu yana kabul ediyor. Hiçbir şekilde reddetmiyor. Dolayısıyla ikinci söylemiş onlar olduğu husus da bu. Onlar Halep'ten sürdüler zaten. Evet. Zaten bizim için en büyük tehlikelerden biri İbrahim Bey, bu bölgeden sürülen insanlar sınırlarımızın içerisine bir şekilde enforse edilirse, sokulursa, buradaki radikal unsurların batıdaki istihbarat örgütleriyle olan ilintilerinden dolayı Türkiye'de siyaseti manipüle etmek isteyenlerin eline büyük bir koz geçmiş olur. Çünkü Türkiye özellikle sınır geçişkenliğini 15 Temmuz sonraki süreçte çok net bir şekilde engelledi ve hatta kendi sınırlarının içerisine girenleri engellemekle kalmadı. Avrupa'ya gidenleri de bir şekilde Avrupa istihbaratıyla paylaşarak, bakın 330 bin kişiyle mülakat yaptım, risk analizim budur ve 2000 kişiyi de havalimanlarımdan deporte ettim diye duyurdu zaten Avrupa'ya yönelik olarak. Dolayısıyla bu kadar tedbir almışken içeriye hiçbir şekilde terörist unsuru sokmayan Türkiye'nin bu 2 milyon mülteciyle birlikte, sığınmacıyla birlikte 15-20 bin de radikal unsuru alırsa, işte o zaman Rand raporundaki Türkiye içerisinde terörü, patlamayı, her türden bombalama gibi eylemlerin yapılarak iktidarın terbiye edilmesi, karar mekanizmalarının manipüle edilmesi gibi eylemler Batı açısından çok kolay hale gelir. Sayın Savunma Bakanı'nın sahanın kontrolü ve bir şekilde karşı tarafa bahane yaratacak terör örgütü, radikal unsurların da kontrolü anlamında söylemiş olduğu cümleleri bu perspektiften okumak gerekir. Peki şimdi Birleşmiş Milletler'in ateşkes çağrısı, aynı zamanda işte NATO'dan açıklamalar var. Stoltenberg İdlib'deki saldırıları kınadığını ve Esed rejimi ve Rusya'nın acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum gibi ifadeleri vardı. Aynı zamanda işte ABD'nin açıklamaları da var. Uluslararası toplum sizce burada Rusya ya da Esed üzerinde herhangi bir etki olur mu? Yoksa bu hep bizi bu klasik işte endişeyle izliyoruz ve kaydediyoruz açıklamalarının bir benzeri midir bunlar? Yani tabii. Birleşmiş Milletler açıklaması burada dikkate alınacak. Herhalde sıralamada en sona konulsa önem açısından abartmıyorum. Çünkü ben onların notunu Bosna'da yaşanan trajedide bizzat savaşın içinde olduğum için verdim. O unutulacak bir alçaklık değildi Birleşmiş Milletler'in yaptığı. Ben onların hiçbir şeyine güvenmiyorum. Zaten açıklama mümkünse de uzak dursunlar. Hiç açıklama da yapmasınlar. Sessiz kalmaları bile onlar için en samimi görünümdür. Çünkü hiçbir sonuç yok. Bunu Avrupa Birliği de dahildir. Çünkü orada başka bir şey var. Fransa Avrupa Birliği normlarına uygun olarak hareket ediyor mu? Kendi kafasına göre takılıyor. Nasıl bir Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik Savunma Kimliği falan ruhu var? Yok öyle bir şey. O açıdan hani yapılan açıklamalar şuna buna falan bakmamak lazım. Peki, burada herkes kendi işine bakıyor. Peki, biz de kendi işimize bakacağız. Süre azalıyor, o yüzden çok kısacık soracağım. Bir şey daha eklemek istiyorum. Ben Birleşmiş Milletler'le ilgili Katipiri'nin Türkiye'nin raportörü olduğu dönemde tam Afrin operasyonu zamanında YPG-PYD'nin terör örgütü olarak adlandırmasıyla ilgili Katipiri'nin şöyle bir açıklaması var. Biz Birleşmiş Milletler'in terör örgütü listesini dikkate alıyoruz. Yani bu da çok hakikaten benim çok sevmediğim bir kelime ama çok manidar. Yani burada PYD, YPG'nin değil, biz Birleşmiş Milletler DAEŞ. İşte onu dikkate alıyoruz açıklamasında bulunmuştu. Hani dolayısıyla hani Birleşmiş Milletler'in perspektifine de böyle bir peki, yer açmak o zaman gerekiyor. Şimdi Avrupa Birliği ile ilgili bir son açıklama vardı. Oradan bir cümle mi olacak Libya meselesiyle ilgili? Çok az da olsa konuşalım. Libya'yı çok ıskalıyoruz diye düşünüyorum. Avrupa Birliği'nin Akdeniz'de Libya operasyonu başlatılacağını açıkladılar ve işte Akdeniz'den silah ambargosunun delinmesinin yönelik hamlelerin engelleneceğini söylediler. Ömer Çelik'ten hemen bir açıklama geldi arkasından. AK Parti sözcüsünden. Dedi ki biz Libya'da silah ambargosunun hangi ülkelerin deldiğini biliyoruz. Önlem bu şekilde alınmaz dedi. Bir de Libya ile ilgili süreçte Birleşmiş Milletler üzerinden gitmenin daha sağlıklı olacağını söyledi. Ya İbrahim'cim,
Macron hafta sonu Suriye özel temsilcisine genel müdürünü gönderdi. Hafter'e resmi ziyaret yaptı. Neyin ambargosu ya? Dendias. Efendim? Yunan Savunma Bakanı Dendias gitti. Evet. Gitti. Yunan parlamentosunda Hafter gitti. Ya dalga mı geçiyor bunlar adamla? Yani o yüzden bunlar bile... Yani Libya'da nefes, Türkiye'yi mi önlemeye çalışıyorlar? Akdeniz demek Türkiye'nin engellemesi. Onlar Türkiye'yi engellemeye çalışıyor. Çünkü Sudan ve Çad üzerinden Mısır ordusunun cephaneliği akıyor oraya. Çad üzerinden, Sudan üzerinden, zaten Afrika üzerinden tabii önemli miktarda hem paralı savaşçı aktarılıyor hem mühimmat ve transferi yapılıyor. Bakın, Milli Mutabakat Hükümeti'nin elinde Fransa'dan gönderilme silah sistemleri var, ele geçirilmiş. Yani Fransa öncelikle bunun hesabını vermeli net bir şekilde. Dolayısıyla bu Akdeniz noktasındaki blokaj tamamen, yani Hafter'e yönelik olarak yardım devam ederken Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne yönelik olarak verilecek yardımın önünün kesilmesine yönelik. Peki. Var mı eklediğiniz bir şey Libya meselesiyle ilgili? Orada Avrupa Birliği nezdinde iki tane operasyon var devam eden. Biri 2008'den beri Libya'ya devam eden. Yani misyon var. Operasyon demek doğru support değil. Misyon, mültecileri engellemek için daha çok. Evet, daha çok yani sınır misyonu adı altında dediğiniz gibi mültecileri engellemek adına iki tanesi devam ediyor. Şunu eklemek isterim. Avrupa Birliği de ama kendi adında bu misyona aday ülke toplama noktasında hemfikir değil. Tek konsolide bir fikri yok. Bunu eklemek isterim. Bunda Macron ya belirli ülkeler liderlik etmeye çalışıyor ve toparlamaya çalışıyor. Ama Avrupa Birliği'nin şöyle bir sorunsalı var. Her zaman senelerdir yani birlik kurulduğundan beri ülkelerin kendi ulusal güvenliği ile ilgili alanlarda komisyon, Avrupa Birliği komisyonu karışamıyor. Konsey karışamıyor. Burada alınan kararlar supranasyonel değil. Hükümetler arası kararlar ve bağlayıcılık oranları farklı. Dolayısıyla kendi arasında konsolide bir ses çıkamadığı bir alan. Belli ülkeler dediğim gibi liderlik etmeye çalışıyor Macron özellikle hani malumumuz belirli sebeplerden dolayı bunu da böyle yani Belçika'da, Fransa, Belçika özellikle bu konuda çok ivedilikle liderlik etmeye çalışan ülkeler. Peki artık şimdi süremiz azalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ziyaretine de biraz geçmek istiyorum. Pakistan'da Erdoğan'ın camide bir görüntüsü vardı arkadaşlar. İsterseniz önce onu verelim bir ekrana müsaitseniz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazında ve o sırada imam geliyor diyor ki nezaketten işte efendim ümmetin lideri olarak size diyor cuma namazını kıldırmanızı isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mütevazı davranıyor. Hayır diyor, ben diyor arkada saf tutacağım diyor. Şimdi o görüntüyü verebilir miyiz arkadaşlar? Görüntü tabii cep telefonu kaydı olduğu için biraz ekranda görüntü çözünürlüğü biraz düşük ama işte şu an tam bu şey oluyor. Hatta imamla ayaküstü biraz olmaz efendim gibisinden bir diyalog da oluyor tabii. Yani tam bilemiyoruz cep telefonu kaydı olduğu için ama Erdoğan en sonunda yine saf tutuyor arkada. İşte Pakistan Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililerle birlikte namaz bu şekilde kılınıyor. Bunu nereye bağlayacağım? Şimdi açıkçası hani kendi evimizde gibiydik Pakistan'da ve Pakistan medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili İslam dünyasının lideri Pakistan'a hoş geldin gibi manşetler çıktı. Sokaklarda yine keza böyle yoğun ilgi vardı. İsterseniz Sayın Karabel sizle bakalım. Türkiye-Pakistan ilişkilerine baktığımızda hem ticari anlamda hem de siyasi ve kültürel anlamda çok yakınız. Ne dersiniz? Tabii yani 1940'lardan beri çok yakınız. Yani tarihsel bağlarımız kuvvetli. İki ülkenin en önemlisi kanımca güvenlik anlayışları, güvenliğe bakış açıları çok paralel. Dolayısıyla bir sürü platformda Türkiye ve Pakistan birbirine destek olduğunu görüyoruz. Hatta şöyle, 1948'de Pakistan kendi parasını çıkardığı vakit Türkiye basmıştır. Yani buradan itibaren gelen Kurtuluş Savaşı'nda Pakistan'ın desteği, yani tarihsel bağlarımız çok kuvvetli. Günümüze gelirsek şimdi Pakistan ve Türkiye'nin dediğim gibi savunma ve güvenlik ve özellikle Ar-Ge alanında işbirlikleri çok fazla. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı gittiği zaman 13 tane mutabakat zaptı, imzalandı. Sayın Cumhurbaşkanı ifadesiyle 68 tane, bu çok ciddi bir oran, özellikle Ar-Ge, yani Pakistan'ın çok kuvvetli olduğu bir alan. Ar-Ge yatırımlarıyla ilgili 68 tane savunma projesi ve anlaşması görüşüldü. Bunlar 3,5 milyar doları buluyor. Dolayısıyla Pakistan ve Türkiye'nin savunma ağırlıklı olmak üzere ekonomik ilişkilerinde de bir serbest ticaret anlaşması Nisan 2020'de tamamlanması öngörülüyor. Bu birkaç senedir müzakereleri devam ediyor. İkili ilişkiler çünkü şimdi Pakistan'la biz çok iyiyiz, evet. Kardeş Pakistan, evet, güvenlik kanımca çok önemli bir nokta. Güvenlik
bakış açılarımız çok paralel. Teröre bakış açımız paralel. Bu da çok önemli bir unsur. Çünkü Pakistan biliyorsunuz FETÖ okullarında, FETÖ yapılanmalarının ülkedeki, Pakistan'daki FETÖ yapılanmalarında Türkiye son derece yardımcı oldu, destek oldu ve gerçekten sadece sözde değil eylemle de bunu... Marif okulları. Tabii. Yani Pakistan bizim önemli bir müttefiğimiz. Yani dediğim gibi dış uluslararası ilişkilerde dost, kalıcı dost, düşman yok ama Pakistan hakikaten dost bir ülke istisna olarak diyebiliriz. Ama Pakistan'da bizim ekonomik ilişkilerimiz aynı şekilde yansımıyor. Çok enteresan. Türkiye'nin bir takım ülkelerle ilişkileri, mesela Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkimiz bizim hep savunma ve güvenlik ekseninde devam etti. Ekonomi çok daha tali kaldı. Belirli sebeplerden dolayı. Pakistan'da da böyle. Yani daha iyi olabilir. Yani şu an bizim 800-900 milyon dolar çok az bir şey. 5 milyar dolar hedefimiz vardı ya, ben çok şaşırdım. 10 milyar dolara çıktı bu hedef. Ama bu işte serbest ticaret anlaşması hakikaten özellikle karşılıklı yatırımların artmasıyla harekete geçirecek gözüküyor. Ama bu da ayrı bir başlık. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani görüşmelerinde, heyette gittiği görüşmelerinde konuşuldu. Ama benim için kanımca çok önemli, ihtilaflı bir başlık daha var. Bu Keşmir meselesi. Keşmir meselesi, yani Sayın Cumhurbaşkanı bir kere Pakistan... Çanakkale neyse Keşmir olur dedi. Yani bu... Şimdi çok Hindistan cephesi de var. Evet, Hindistan bu çok biraz net. Hatta kızdı bu durum açıkçası. Yani şöyle, bu konuya da biraz özellikle Hindistan'ın bu konudaki tutumunu senelerdir takip eden biri olarak birazcık ifade edip hani en azından naçizane kamuoyuna bir açıklama babında söylemek ihtiyacı hissediyorum. Şimdi Hindistan bu konuda zaten çok hassas, yani ekstra bir hassasiyeti var. En son örneğini söyleyeyim size. Malezya Davos öncesi, bu seneki Davos zirvesi öncesi, Malezya Hindistan'daki insan hakları ile ilgili çok böyle hafif bir açıklamada bulundu. Malezya Hindistan'ın en büyük palmiye yağı üreticisi ve palmiye yağı çok kritik, çok kritik bir sektöre hitap ediyor. Endonezya'ya tedarik zincirini kaydırdı Hindistan. Bu açıklamadan sonra Davos'ta da görüşmeyeceğini açıkladı Malezya'yla. Şimdi Hindistan bu konuda gerçekten ekstra hassas davranıyor ama kendisinin hani yaptıklarını, özellikle 375. maddeye nasıl ihlal ettiği, işte bu konudaki insan hakları, bu konudaki Hindistan, çünkü işin içine Çin de giriyor. 3 tane ülkenin söz konusu olduğu ihtilaflı bir bölge. Bu konuyla ilgili Sayın Erdoğan'ın dediklerini hani tepki vermesi çok normal. Ama Sayın Erdoğan'ın da bu tepkiyi, yani bu açıklamayı yapmamasını gerektirmiyor. Dediğiniz gibi yani diplomasi yoluyla bu sorunların çözülebileceğini. Tabii dediğim gibi evet, başta da önceki bölümde de dediğim gibi, yani Türkiye'nin zaten tutum bu noktada öncelikle diplomasi yoluyla çözülmesi. Bu konuyla da ilgili farklı bir açıklaması yok. Ben bütün hepsini dinledim. Yani ekstrem bir açıklama zaten yok. Ki bu da beklenenden çok normal. Çünkü parlamentodasınız, yani çok onur konusu noktasındasınız. Parlamentoda konuşma yapıyorsunuz. Artı çok sıcak ilişkiler. Yani çok özel bir ortam. Camide namaz kılınması ve hitap, yani Sayın Erdoğan'a olan hitabet, verilen makam, bunlar çok özel sıcak ilişkilerin sembolü. Şunu da belirtmek isterim. Hepimiz biliyoruz. Yani ben Pakistan Genelkurmay Başkanı'yla da heyet olarak karşıladığım için biliyorum. Hani Pakistan'ın bakış açısı çok sert ve katıdır ve Pakistan'da ordu gerçekten çok kuvvetlidir. Tabii. Her türlü alanda, yönetimde de kuvvetlidir. Dolayısıyla bu kadar sıcak ilişkilerin olması herkese nasip olacak bir durum değildir. Bunu da altını çizmekte fayda var. Çünkü dediğim gibi bunların hepsi yumuşak gücün de, çünkü güç, başta da söylediğim gibi, yani güç unsurları sadece sert güçten oluşmuyor. Yumuşak güç de önemlidir. Türkiye'nin yumuşak gücünün uluslararası kamuoyu neyse artık, o uluslararası kamuoyun nezdinde de pekişmesine sebep olacak. Peki. Sayın Alamar'da şimdi gazete manşetleri şöyle çıktı. İslam dünyasının lideri Pakistan'a hoş geldiniz diye. Aynı zamanda işte parlamentoda masalara vurarak, ki bazı sosyal medya hesapları ve bazı gazeteler işte bunu protesto gibi yansıtmaya da çalıştılar. Bazıların geleneklerinde masaya vurarak İngiliz geleneği tutuldu. İngiliz geleneği. Öğrenildi. İngilizlerden geçme bir gelenek. Peki. Şunu soracağım ben size. Pakistan aynı zamanda nükleer de bir güç. Bravo. Ve yani hani bildiğim kadarıyla İslam ülkesi olarak da nükleer gücü olan tek ülke herhalde. Yani bu anlamda da değerlendirdiğinizde Türkiye-Pakistan ilişkileri açısından baktığınızda
Erdoğan'ın orada epey kıymetlendirildiğini ve değerli bulunduğunu görüyoruz. Niye diyeceksiniz? İmran Han mecliste şöyle bir konuşma yaptı. Dedi ki yani burada seçime girerseniz bir sonraki seçimi kazanacağınız garanti dedi. Yani ben bunu söylememeliyim ama dedi net söylüyorum dedi. Çünkü dedi net görüyoruz buradan dedi Türkiye'de yaşananları. Hatta şöyle bir ifade kullandı. Pakistan sizin 2002'de devraldığınız Türkiye gibi ekonomik anlamda. Hani o yüzden sizden alacağımız çok ders var dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Erdoğan'ın bu ziyaretini? Pakistan'ın nükleer bir güç olması hiç kuşkusuz İslam dünyası açısından ve kendisi açısından çok önemli. Çünkü Hindistan ile olan dengelerini sağlayabilmenin ve caydırıcı bir güç oluşturabilmenin en önemli yolunun bu noktadan geçtiğini nasıl olmuş da ona o izni vermiş? Abdülkadir Han var. Uzun hikaye anlatırız. Aha. Hollanda'dan bu işi nasıl getirdiğini ve nasıl Pakistan'ın ot diyeceğiz ama nükleer silahı elde edeceğiz diyen bir zihniyet oluştu Pakistan'da. Dolayısıyla o nükleer silahın bir şekilde ortaya koyulması çok sıkıntılı süreçlerden girdi. Dolayısıyla bu konuda da emeği geçenlere buradan selam olsun demekte fayda var ama ben bu cami görüntüsünde Sayın Erdoğan'ın kendisine İslam dünyasının lideri gibi davranılsa da hiçbir şekilde belli bir motive doğrultusunda duygusal hareket etmediğini ve iki ayağı yere basacak şekilde kendisine sunulan bu şeyleri çok güzel bir şekilde karşılayıp cemaatin içinde namaz kılmaya devam etmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sayın Erdoğan'ın İslam dünyasının her yerinde bir şekilde fikrine başvurulan kişi olmasına sebebiyet veren Sayın Erdoğan'ın tutup da kendisiyle ilgili ben İslam dünyasının başıyım bilmem neyim diye bir şey deklar etmesiyle olmadı. Neden oldu? Dünyada nerede bir gözyaşı akıyorsa ister İslam coğrafyasında olsun, ister İslam coğrafyasının dışında da olsa Sayın Erdoğan'ın bu konuda göstermiş olduğu hassasiyet var. Pakistan'daki depremden tutun, efendim söyleyeyim, Aceh bölgesindeki Endonezya'daki tsunami'ye, Arnavutluk depremini alabilirsiniz. Efendim mesela Rohingya Müslümanlarına konuyu getirebilirsiniz. Yani Kudüs ile ilgili Erdoğan'ın tavrı ortada, Suriyeli sığınmacılarla ilgili hususta neler düşündüğü biliniyor. Dolayısıyla Almanya'daki Müslümanların ve Türklerin topluma adapte olmaları noktasında nasıl canhıraş bir gayret içinde bulunduğu ama aynı zamanda da asimile olmaması noktasında da gayretlerin olduğunu biliyor. Dolayısıyla bu tür siyaset Erdoğan'ı liderler nezdinde olmasa da Kahire'de de, Beyrut'ta da, Şam'da da, Bağdat'ta da, Pakistan'da da, Lahor'da da mutlak surette şey yapıyor. Pozitif olarak algılanmasına milletin gönlünde bir yeri evet, var. Sebebiyet veriyor. Ben Pakistan'la ilgili konular konuşulurken Arge konularının konuşulmasını o açıdan çok önemsiyorum. Çünkü Pakistan bizim hiç de sanmadığımız kadar Arge'ye değer veren ve bu anlamda belli bir teknolojik kapasite barındıran bir ülke olduğunu biliyoruz. Hatta şöyle söyleyebilirim. Suriye ile ilgili en baş başa kaldığımız sorunlardan bir tanesinin hava savunma sistemleri olduğunu biliyoruz. Evet. Bana gelen duyumlar doğrultusunda söylüyorum. Hava savunma sistemi anlamında Pakistan ile de bir takım görüşmelerin hem Arge boyutuyla hem de oradaki hava savunma sistemlerinden nasıl istifade edilebiliriz noktasında konuşulduğu söyleniyor. Bu dolayısıyla Pakistan ile Türkiye arasındaki güvenlik anlamındaki ilişkinin boyutunun hocamın da dediği gibi aynı zaviyeden bakıldığı için çok önemli. Ama yani Pakistan ile İmran Han çok açık bir şekilde her konuda işbirliğine hazırız dedi. Yani ben Türkiye dedi ile o parlamentoda masaların alkışlamak maksadıyla benim sözüme ya da muhalefetin sözüne alkış tutulduğunu gördüm. Ama hem iktidar partisi üyelerinin hem muhalefetin bir kişiyi tereddüt etmeksizin alkışladığını gördüm. O da sizsiniz dedi. Hatta bunu söylememem lazım ama Pakistan'da seçime girseniz herhalde kazanırsınız. Bu güzel bir şey tabii. Türkiye'nin yumuşak gücünü Pakistan'da görmek, dünyanın farklı coğrafyalarında görmek bizim açımızdan tabii ki yatsınmaması gereken bir husus ama şartlar ne olursa olsun bizim sadece bu işi retorik yani hamaset boyutundan mutlak surette hızlı bir şekilde çıkartıp Sayın Hocam'ın da dediği gibi ekonomik anlamda 20-30 milyar dolarlık bir hacim olmalı çünkü değil bakın, mi? Pakistan'ın nüfusu 100 milyonun üzerinde. Rahmetli Özal'ın Çin ile ilgili söylediği bir şey vardı. Türkiye her Çinli'ye bir sakız satsa ekonomimiz düzelir diye. Ama şimdi bir satıyoruz 10 alıyoruz maalesef. Yani alıyor, yani, maalesef. Evet, ya, ama yani bu imkanınız var. Yani satmak istiyorsanız. Hatta şöyle söyleniyor birazdan konuşacağız. Koronavirüsüyle ilgili noktada en avantajlı duruma gelen pazarlardan birisi haline geldi Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Dolayısıyla ben Pakistan ile olan bu ilişkiyi geçmişi Sayın Hocam izah etti.
biraz daha somut ve net uygulanabilir hedefler koyarak ilerletilmesinden yana. Peki Sayın Mete Hanım, şöyle bir sorum olacak. Türkiye'de sizce bugüne kadar hep böyle doğuda ya da Afrika'daki ittifak ya da müttefik arayışlarına bir dudak bükme olduğu için biz biraz mesafe alamadık? Sanki böyle bir şey algısı var. Batıdan bir ülkeyle işbirliği yaparsak çok iyi bir iş yaptık ama doğudan bir ülkeyle yaparsak ya bunlarla nereye Türkiye gideceğiz? Türkiye batıdan ülkelere işbirliği açık da istismar çok fazla. Yani Türkiye tabii Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı kim? Almanya. Evet, ve önümüzdeki 15 yıllık ihracat perspektiflerine de bakıldığında Almanlar kimseye bunu kaptırmaz. Tamam, işimiz gücümüz falan filan var da böyle ticari anlamda tamam da siyasi ya da dostluklar beraber işbirliği anlamında dinleme yapmışlar bilmiyorum kaç yıl. Şunu bir sürü şey var işte PKK'nın terör örgütlerinin oradaki yapılanmasından bahsediyoruz şundan bundan. Durum ortada. Ama şu var, bazen bazı ülkelerin önemini rakamlar anlatır. Aslında Pakistan dediğin çok uzak bir yer değil. İran'ın hemen arkası. Evet. Yani İran komşumuz, arkası Pakistan. Pakistan. Pakistan'ın komşularına bak. Çin, Hindistan, Afganistan, İran. Yani dünyanın böyle tüylerini diken diken eden, en önemli gelişmeler ne olacak diye merak edilen dört merkezden bahsediyoruz. O açıdan Pakistan'ın, Yusuf Alabar da söyledi, nüfusu 205 milyon. Dünyanın 6. büyük tabii ülkesi. Endonezya ile geçen mesela bir tabii ziyaret gerçekleştirildi. Tabii. 300 milyona yakın. Tabii. Yani bu ilk 6'da 205 milyon insandan bahsediyoruz. Korkunç potansiyelden de bahsediyoruz. Komşular ortada. Jeostratejik konumu da ortada. Pakistan'ın olmasına ne gibi bir zarar olabilir ki? Yani o olmaz, o olmaz. Yani olsun diye uğraştıklarında da sıkıntı var. Herkesten optimum anlamda ülkenin ulusal menfaati neyi gerektiriyorsa ona bakacaksın. Küsmeden, kızmadan ama gerekeni de gereken dersi vererek, haddini de bildirerek. Yani mesela muharip uçağın motoruyla ilgili bize bir arge verseler, bir gelişme, füzelerle ilgili bir gelişme olsa fena mı olur? Türkiye'nin silahlı kuvvetler bazında Pakistan'da çok kritik savunma sanayi ilişkileri de vardır. Özel ilişkilerdir bunlar. Hocam, bu daha da geliştirilmeli. Daha da geliştirecektir. Ama şurası bir gerçek ki yani son dönemde ben bir kitap, aslında kitabı tamamını da okumadım, doğru söylemek lazım. Bir bölümünü merakla takip etmiştim. China Pakistan Access diye bir kitap vardı hocam. Yani Çin'in Pakistan'a yaklaşımı, Çin'in oraya geliştirdiği projeksiyonlara bakıldığı zaman çok dikkat çekiyor. Amerika'nın en yakından takip ettiği konulardan bir tanesi Pakistan-Çin aksesidir. Zaten kuşak ve yolda Çin, Pakistan ekonomik koridoru tabii 46 milyar dolarla başladı. Kuşak ve yolun en fazla liman kiralamaları üzerinde Gwadar Limanı o kadar stratejik ki yani başka çok vakit olsa yani da keşke anlatsak. Evet, yani Çin boşu boşuna Pakistan'a bu kadar yatırım yapmıyor. Tabii, tabii. Ya, şu an 64 milyar dolara çıktı. Gelmişken artık yavaş yavaş geçelim, koronavirüsü 6 dakika kaldı arkadaşlar, uyarıyorlar. Şimdi koronavirüs meselesiyle ilgili Dünya Bankası'ndan bir uyarı geldi. Notlarım şuradaydı. Münih zirvesinde. Evet. Pardon, Uluslararası Para Fonu'ndan düzeltiyorum, özür dilerim. Münih'te IMF Başkanı konuştu. Evet, Başkan diyor ki önümüzdeki iki hafta gerçekten çok kritik diyor. Düşük verimlilik, düşük ekonomik büyüme ve enflasyon dünya ekonomisini bir sarmala sokabilir diyor. Çin dünya ekonomisinin %19'unu domine eden bir ülke. Evet. Yani 2000'de kaçtı bu rakam biliyor musun? %5-6'lardaymış galiba. %4.4 Evet, çok ciddi bir güç haline geldiler ve şimdi korku şu, tamam da Çin yıkılırsa dünya ne olur diye. İsterseniz Sayın Karabay, sizinle devam edelim. Evet, tabii. Hemen ben sizin bıraktığınız yerden şöyle bir sözle daha devam edeyim. Çok söylenilen, Çin hapşurursa dünya nezle olur bir defa. Ekonomiyi yani Çin bu salgını 2002'de SARS'la yaşadı ve çok kısa vaktimiz az olduğu için çok kısa özetleyeyim. SARS'ta Çin'in ekonomisine götürüsü 12-18 milyar dolardı. 9 ay sürdü SARS'ta mücadelesi Çin'in. Şimdi koronaya geliyoruz. Korona Aralık ayında ortaya çıktı. Kuluçka süresi SARS'a göre daha uzun. Aynı homojenlerden meydana geliyor. SARS, MERS, koronavirüsü yani COVID-19. Yani korona daha birkaç ay bu mevzu sürecek gibi. 6 ay daha sürecek. Yani kendi görüşüm, öngörüm o şekilde. Çünkü karantin şu an tarihin en büyük karantina oranını yapıyor. 60 milyon insanını karantina altında. Evet. Bu karantina ulaşım, lojistik, çalışma her şeyi kapsıyor. Şöyle projeksiyonlar yaptı. Ve çok da sert kurallar, onu da tabii söyleyeyim. Çin zaten çok şey bir ülke.
dediğim gibi yani Çin kapalı. Çok kapalı bir ülke, otoriter bir ülke. Çin parti devleti zaten, hiyerarşisi böyle. İnsan haklarına çok değer veren bir ülke değil. Tabii değil. Yani çok otoriter bir ülke ve piramit şeklinde Çin'in devlet sistemi. En üstte bir de politbüro var. Şimdi şöyle ifade edeyim size. Wuhan'da ortaya çıktı Aralık'ta. Wuhan Hubei eyaletine bağlı bir otomotiv merkezi. Çok önemli bir otomotiv merkezi ve tedarik zincirinin merkezi. Doğru. Ve Çin'in gayri safi hasılasının %4'ünü oluşturuyor. Bu hiç de yadsınacak bir oran değil. Wuhan ilk otoriteleri, yani yerel otoritelerin bunu üst otoritelere yapması bir aya yakın zaman aldı. Ve insan ölümler artık artmaya başladığı zaman Dünya Sağlık Örgütü uzmanları ve Amerikan Salgınla Mücadele Ajansı'nı çağırmaya başladılar. Yine kısaca geçeyim çünkü çok derin bir konu, yani çok fazla şey. Türkiye ekonomisi için ne dersin? Türkiye mesela şimdi şey diyenler var, altın noktada. İşte hani ekonomisi alırsa altın alır başını gider diyenler de var ama. O da var ekonomik ama şimdi, olarak Türkiye olumlu. Tabii küresel tedarik zincirinde zaten ticaret savaşlarıyla değişti. Nasıl değişti? Amerika yeni tedarik zincirinde yeni ülkeleri eklemeye başladı. Tayvan gibi, işte Vietnam gibi. Zaten bu bir yerinden oynamıştı. Şimdi Çin'de ne oluyor? En basitinden anlatayım. Çin'de bir defa uçuşlar iptal edildi. Yani bir haftada 25 bin uçuş iptal edildi. 30'a yakın havayolu çekti. Dediğim gibi Wuhan çok önemli bir otomotiv merkezi. Japonya işte kendi devlerini, otomotiv devlerini askıya aldı üretimini. Üretim olmayan tedarik aldığı parçalarında aldığı atölyeleri bile durdurdu. Bir defa Güney Kore aynı şekilde işte otomotiv yetek parça salımını komple durdurdu. Tamamen durdurdu. Şimdi önce bu firmaların yapmak istediği önemli işte hazır giyim, Çin'de çok önemli ciddi bir şekilde hazır giyim şirketleri var. Şimdi peki Amerika'da elini ovuşturuyor mu? Bizim Çin'deki yatırımlar valla, bize geri gelir Amerika, bu fırsattan istifade ediyor. Ticaret savaşlarına 2 senedir mücadele ediyor. İstese böyle bir şeyle karşılaşamazdı. O kadar yani işte ben bugün hep böyle şeylerden gidiyorum ama armut pişi azmış bir durum oldu ki Amerika için. Ama şimdi yine de iki örnek vereyim. Çin yaptığı şey şu oldu, yani bununla mücadele ederken hem Amerika'ya bakan yönü hem kendi iç piyasasına bakan yönüyle zaten ekonomisi yavaşlıyor. Yani %10 bandında devam etmiyor, %6'ya düştü. Bu koronavirüsüyle %1 gayri safi hasılasının düşeceği tahmin ediliyor. Yani IMF'in ve diğer Dünya Bankası'nın projeksiyonlarına göre küresel ekonomiye olan yansıması %0.4 düşmesi. Bu çok ciddi rakamlar. Bunlar hakikaten ciddi rakamlar. Çin'in yaptığı ilk şey, ilk adım bizi de ilgilendiren iç piyasasında likiditeyi pompaladı. 173 milyar dolar Çin Merkez Bankası likidite pompaladı. Yani 173 milyar dolar şöyle bir rakam. Bir ülkenin dış borcu kadar falan. Yani çok ciddi bir oran. Ve diğer bankaları da diğer bununla mücadele eden, koronavirüsüyle mücadele eden, yani tabiri caizse dükkanını kapatmış şirketlere al sana bu parayı dedi. Bir kere iç piyasadaki o psikolojik algıyı kırmak istedi. Ekonomisini canlandırmak istedi. Ticaret savaşlarında da faz 1 anlaşma tam imzalanmıştı ki bu koronavirüsü ortaya çıktı. Şimdi Amerika ellerini ovuşturarak şunu bekledi. Faz 1 anlaşmada Çin 200 milyar dolar alım yapacağını taahhüt etmişti. Alamayacak ve rezil olacak ve işte biz şey yaptırım uygulayacağız. Hayır, Çin bunu yapmadı. 14 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere 1717 Amerikan ürününe, ithalattaki ürününe vergi indirimi uygulayacağını açıkladı. Gerçekten bu şok edici bir davranış. Çünkü bu Çin'in hakikaten ben kendime güveniyorum. Devam ediyorum, mücadele ediyorum demektir. Türkiye olan yansıması, Çin'de tüketici fiyatları yükseldiği için enflasyon çok fazla arttı. Türkiye gibi ülkeler, tüketici fiyatlarıyla çok doğrudan ekonomisi bağlantılı ülkeler için bu avantajdır. Yani Çin'in gayri safi hasılasının düşmesi Çin'e, Türkiye'ye yaradı, yarayacak ya da beklentisi peki, içindeyiz. Peki, son 30 saniyemizmiş, var mı bir cümle? Yani ben her türden bu şekilde sıkıntıların Türkiye'deki özellikle KOBİ'ler açısından büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Her kriz fırsattır aynı zamanda. Yani evet, bunun iyi değerlendirilmesinin Türkiye ekonomisine de katkıları olacağını düşünüyorum. Sayın Metin, ben de tabii Çin'de böyle bir kriz millete yarıyor ama bir süre sonra da Çin'e de satmaları gereken mallarla ilgili sıkıntı var. O yüzden bunu bir süre sonra paketleyip galiba işi çözüyoruz diyerek kapatıp sistemi eski haline de döndürürler. Çünkü bayağı sıkıntı var. Mesela ABD otomotiv endüstrisinin %20'sine yakını Çin'den geliyor. Sistemin dönmesi lazım. Tabii. Asya'daki büyük üreticileri de Çin'in %40'ını veriyormuş mesela. Bu sistemin dönmesi için birileri tamam hadi hayırlısı olsun kapattı bu işi deyip yapabilir. Ölen ölüp kalan sağlar bizim de deyip
Yani mesela A firmasından B firmasına geçmek de bir maliyet. İdari zinciri değiştirmek de maliyet. Peki. Ve masada ne var diye sorduk. Dört başlık altında pek çok konuyu konuştuk. Umarım sizin için keyifli bir sohbet olmuştur. Hoşçakalın.